4. Cenaze namazım. Zaman sürekli insanın aldığı nefesi. Hesaplamakla meşguldür. Firdevsi. Güneş bir yeni güne daha bensiz doğuyor. Caddelerde işini okuluna yetişmek isteyen insanlar boy gösteriyor. Aralarında olmamak koyuyor bana. Annem gece boyunca naftalin kokulu odama girip çıkmış yüzümdeki örtüyü kaldırıp yanaklarımı, alnımı ve saçlarımı okşayıp gözyaşı dökmüştü. Saat 11'e doğru selam okunuyor. Doğduğum gün kulağıma ilk ezanı kim okudu bilmiyorum. Ama hocanın sanki kendi oğlunu kaybetmişçesine içli bir sesle selamı okuması hüzünlendiriyor beni çok değil birkaç hafta öncesine kadar sala sesi duyduğumda birisi daha nağları dikmiş derdim. Kabul, tatsız bir espri. Şimdi aynı tatsız espriyi şakacı biri benim için dillendiriyor muydu? Gencecik bedenim caminin altındaki gasilhanede amcam ve dayım tarafından yıkanıyor. Gasilhanenin içine bakan kırlı küçük bir pencereden olup biteni seyrediyorum. Bedenimi teneşirin üstüne boylu boyunca yatırmışlar. Hafif kıllı göğsümün rengi zombiler gibi beyaza çalıyor. Göbeğimin altından hayalarıma kadar olan kısım beyaz bir bezle örtülü. Amcam ve dayım her yerimi yıkayıp pakladı, ara sırada göz ucuyla aletimin olduğu kısma bakıp durdular. Hatta aletim belli olsun diye beyaz örtünün üstüne fazladan su döktüler. Dayanamadım. Hey sapıklar, ölü aletime bakmayı kesin diye bağırdım. Duydular mı, ne bir daha yapmadılar. Yıkandığım teneşire hoş kokular dökülmüştü. Bedenimin garip haline hüzünleniyorum. Yanına sokuluyorum bedenimin. İlkin ıslak gür saçlarımın mis gibi kokusunu içime çekiyorum. İleride hayatıma girecek kızın seyrettiğim aşk filmlerindeki gibi narin ince parmaklarını saçlarımın arasında gezdirip okşaması hayaliyle yanıp tutuşurdum. Ölümün benden çaldığı hayallerden biri de buydu. Beyaz ıslak alnıma bir bu sekon durdum, soğuktu alnım, bir ürperti hissettim. İçimde önlenemez bir şekilde bedenimle konuşma isteği belirdi. Usulca ben kimim Hasan biliyor musun diye fısıldadım tertemiz kulaklarından sağdakinin içine. Ben senin güzel gören gözlerin, işiten kulaklarındım. Yürüyen ayakların, sevgiyle tutan ellerindim. Ben senin her şeyindim bir tanem her şeyindim. Sen de benim her şeyimdin. Ama şimdi ikimiz içinde her şey bitti Hasan. Yaratıcımız dün sabah itibariyle senin nefesine son verdi. Senin ruhun olarak bana en çok ne koydu biliyor musun? İkimiz için bu kadar kafi deyip kısa bir öykü kaleme almasına üzüldüm Rabbimizin. Eve geçtim. Ev Adana'dan İstanbul'dan gelen akraba ve dostlarla tıklım tıklımdı. Ortamı şöyle bir kolaçan ettim. Şunlara bak güyaya sevinde tazi edeler komik suratlarına tüy diye tükürmek istedim, yazıklar olsun size diye haykırdım. Ahirete, ölüme ilişkin iki çift laf edecekleri yerde dünya işlerinden konuşup kıymalı pideleri, tereyağlı baklavaları kıtlıktan çıkmışçasına mideye gömmekle meşguller. Beni de gömeceklerini düşününce zıkkımın kökünü yiyin emi dedim. Tadını çıkararak yediklerini izledikçe daha da gerildim. Saken Kızılay'ın pastane ve lokantalarında yediğim pidelerin kebapların tatlıların lezzetine hakkını vererek yemediğim, o anın tadını şunlar gibi çıkaramadığım düşüncesiydi beni gerip çıldırtan. Beni gerçekten seven akrabaların dostların boğazından ise bir lokma dahi geçmiyordu. Onlarla biraz daha fazla vakit geçirmek isterdim. Belediyenin tahsis ettiği cenaze aracım içinde tabutumla caminin sağına yanaşıyor boş tabut iki kişi tarafından gasilhanenin yolunu tutuyor. Birkaç dakika içinde dört kişi kefenli bedenimi usulca meşe ağacından yapılmış uzun tabuta yerleştiriyor. Sonra üstümü kapatıyorlar. Arapça kelimelerin yazıldığı yeşil bir bezle tabutumun üstü süsleniyor. Küçükken ele avuca sığmazdın derdi hep annem benimle ilgili anılarını anlatırken. Oysa şimdi sığdığım yer sırtladıkları tabutumu cenaze arabasının arkasına yerleştiriyorlar. Sa 12'ye yaklaşırken cenazem ve peşindeki yarı hüzünlü yarı umursamaz kortej cenaze namazımın kılınacağı caminin yolunu tutuyorlar. Borca gül suyu boka edilen tabutumun üstündeki yeşil bezde Arapça harflerle dayımın dün telefonda babamı teskin için sarf ettiği sözlerden biri yazılıydı. Hepimiz Allah'a aitiz ve vakti geldiğinde ona döneceğiz. Feri apartmanların pencerelerinde ve balkonlarında toplanan kişilerin tabutuma ait meraklı bakışlarına sinen hüzün yapmacıktı. Bazılarının bakışları ölüm bize uzak olsun dercesineydi. İki gün önce sokaktan geçtiğime tanıklık edenler şimdi pencereden pencereye balkondan balkona neden öldüğümün dedikodusunu yapıyor. Cenaze aracımı namazımın kılınacağı camiye kadar takip ettim cenaze namazım benim de çok sevdiğim Hacı Bayram Camii'nde kılınacaktı. Ambulanslara bile kolayca yol vermeyen araçların cenazemi taşıyan araca kolaylık gösterip saygıyla yol vermeleri canımı sıktı. Cami yolu uzasın istiyordum. Ama gelin görün ki trafik sözleşmişçesine bir an önce gömülüp hesaba çekilmemi istermişçesine saygıyla yol verdiler cenaze aracıma belki de yol vermezlerse etrafta gezinen kötü bir ruhun kendilerine musallat olacağından korktular. Bir lokantanın önünden geçerken ekmek arası afiyetle mideye indirdiğim yaprak dönerin leziz görüntüsü mis gibi kokusu dayanılır gibi değil. Tabutumu taşıyan araç caminin avlusundaki musalla taşına 50 metre kala durdu. Olup biteni daha iyi seyretmek adına meydana hakim bir ağacın dalında yerimi aldım. Varlığımı hisseden serçeler bu kez ürkerek uzaklaştılar. Vaskülde 70 kilo çeken bedenin tabutuma el atanların yüzlerindeki ifadeye bakılırsa 150 kilo çekiyor olmalı. Babamda tabutuma omuz verenler arasında. Üniversite sınavını kazanamazsan bir işe girip çalışacaksın. Öyle aylaklar gibi gezip tozmak yok. Bir de senin yükünü çekemem demişti çok değil 10 gün önce. Şimdi onun için son bir yüktüm omuzlarına binen. Babama karşı beni hep savunan annem iç çekerek ağlıyor. Akrabalarıma çevirdim bakışlarımı yakalarında vesikalığım yoktu. Büyük adam değildim. Yaşasaydım olur muydum merak ettim. Cemaat ölen namazı için caminin yolunu tuttu tabutumun başında gözleri ağlamaktan şişmiş canım annem ve güzel kız kardeşim Hülya kaldılar. Ölen namazı bittiğinde namaz kılan cemaatin bir kısmı geniş avludaki tek cenaze olan tabutumun arkasında toplanıp saf tuttular. Tanımadığım kişilerin benim için saf tutmasına duygulandım. Son anda fark ettiğim arkadaşlarım ise beni daha çok duygulandırdı. Mehmet ile sevdayı el ele görmenin beni bu kadar mutlu edeceğini hiç düşünmemiştim. İki günde ne çok şey değişmişti. Demek gençlik parkında Selim'in konuşması işe yaramış, cesaretini toplayıp sevdaya duygularını açmıştı Mehmet. Selim haklıydı, karşılıksız değilmiş bu duygular. Kulu parkta ruh ikizim ile yaptığımız planı düşündükçe Mehmet ve sevdayı bir arada görmek bana biraz koyuyor. Hasan'ın Banu'nun ellerini aşkla tutacak elleri şimdi tabutun içinde cansızdı. Rabbimin, karşıma aşkı değil, ölümü çıkarmasıydı bana asıl koyan. Hacı Bayram Cami'nin karizmatik hocası namazımı kıldırmadan önce aileme avutucu birkaç söz söyleyip sabır diledi. Ailemi bilmem ama beni hiç teselli etmedi sözleri. Belki yüzlerce ölü yakınına söylediğinden zamanla kelimeler hassasiyetini yitirip yavanlaşmıştı ve hoca bunun farkında değildi. Ve nihayet namazım kılınmaya başlandı. Hayatlarında cenaze namazı kılmayan arkadaşlarım bu namazın nasıl kılındığından bir haberdiler. Cemaatten kopya çektiler. Beni ölümümden sonra ilk kez gülümsettiklerinin farkında değillerdi. Onlara minnettarım keşke dedim namazımı seyrettiğim ağacın dalından, şu kıskanç ve yalancı akrabalar katılmasaydı cenazeme, son yolculuğuma uğurlamasalardı beni. Gel de bunların biraz sonra iyi bilirdik demesinden medetum. Birkaç dakika süren namazım bitiyor. Ey cemaat merhumu nasıl bilirdiniz, diye soruyor hoca gür bir seste. Horo halinde, iyi bilirdik, diye haykırıyor cemaat. İyi bilirdik lafın gelişi pek çokları benim nasıl biri olduğumu şu kadarcık bilmez emin olun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üzerimde nokta kadar hakkı olan olmayan herkes ağız birliği etmişçesine, helal olsun diye bana biraz da abartılı gelen bir sesle haykırdılar. Hoca soruyu iki kez daha sordu, koro tereddütsüz yine haykırdı. Helal olsun. İşte o an dayanamadım ağacın dalından uçuk tabutumun başında aldım solu. Herkes, kimi de bolu gözleriyle bana hakkını helal ederken, bu yaşa kadar övünerek ve gururla taşıdığım, içinde onunla koştum, denizlerin serin sularını birlikte kulaçlayarak yüzdüm, kahkahalar atarak güldüğüm ve pek çok anıyı paylaştığım bedenime ben de hakkımı helal ettim. Hoca, ey Allah'ım ona mağfiret et, ona rahmet eyle diye haykırdı. Bu son yolculuğunda beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettim ve bu insanlarla birlikte hocanın sözlerine bende de imin dedim. Hadi en iyi arkadaşımızın ailesine başsağlığı dileyelim çocuklar, dedi Selim, ses tonu buruk ağlamaklıydı. Üniversite sınavından sonra üç arkadaş Antalya'ya tatile gidecek çatpat İngilizcemizde turist kızları tavlayıp barda içkilerimizi yudumlayacak ve sabaha kadar sevişecektik arkadaşlarıma bakınca gülümsedim bu hayalimize. Hasan gerçekten o kutunun içinde mi? Ali'ydi soruyu soran. Hala öldüğüme inanamıyordu. Evet, dedi Selim. Bizden sakladığı bir hastalığı mı vardı bunun, diye Selim'e dönüp merakla sordu Ali. Bildiğim kadarıyla hayır, sevgilisinin elinden aşkla tutan Mehmet'e baktı Ali, o da hayır dedi hepsi birden bakışlarını musalla taşındaki tabutuma çevirdiler. Ali şaşkınlıkla mırıldandı. Hasta değilse nasıl öldü o zaman? Ailem tabutumun sağında sıralanmışlardı. Başınız sağ olsun temennisinde bulunanlara kırılgan ağlamaklı sesleriyle dostlar sağ olsun diyorlardı. İç yüzünü bilemediğin, hakikatini kavrayamadığın şeye nasıl sabredersin? Kehf suresi, 68 ailem, benim bile neden öldüğümü hala sorguladığım bu tatsız olay karşısında Allah'a karşı olan bu sabır sınavından başarıyla çıkmışlardı. Karşıyaka mezarlığına defnedilecektim. Seyrek ağaçların olduğu dağların yamaçlarına dek uzanan yer yer engebeli bir araziydi burası. O arada cami avlusundan mezarlığa kadar uzanan yolun bana yine çok kısa geldiğini söylemeliyim cenaze kortejimin hızı başbakanın kortekinden daha hızlıydı. Neden benden bir an önce kurtulmak istiyorlar anlamış değilim. Mezarlığıma doğru yol alırken karşı yoldan kornolara basarak geçen dün kortejine de içerlemiştim. Gelin ve damat akşam gerde girip sabaha kadar çılgınlar gibi sevişsin ben siftah bile yapmadan mezara. Fof, kadere bak. Gerçi cenaze aracımı görünce kornalar sustu. Ya annem düğün kortejini görünce neler hissetti acaba? Vahtsız bedenimi taşıyan aracım mezarlığın dar yollarında ağır ağır ilerledi. Konvoydaki araçların mezarlığa girmesine izin vermedi yetkililer. Cenaze aracım sağ çekip durdu. 50 metre kadar ileride sağda birbirlerinden 5-10 metre arayla kazılmış 4 tane dikdörtgen çukur vardı, hangisi benim içindi? Şu çınar ağacının altındaki çukur olsa hani fena olmazdı, gölgelik en azından. Espri yaptığıma inanamıyorum. Çukurumun etrafındaki mezarlara bir göz attım. Sağımda Bitlisli Naim abi, solumda Ordulu Gülnaz teyze hemen arkamda Erzincan'dan Faruk amca bir önünde ise Efeler Diyarı Aydın'dan Metin amca gömülüydü. Ölüm tarihlerine bir göz attım. Hepsi yaşını başını almış yani dünyaya doymuş, torun torba sahibi olarak göç etmişler ahirete. Bu uçsuz bucaksız mezarlıkta temiz ruhlar da vardı fahişelerin katillerin psikopatların karanlık ruhları da. İleriki günlerde gecenin karanlığında o karanlık ruhların bana musallat olmamasını diledim. Bazı mezarlar haddinden fazla süslüydü. Taşlarında hayata dair kafiyeli şiirler kazılıydı. O dem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altındaki saklambaçta var mısın? Ahirete iyiliklerle göç edenler toprağın altında saklambaç oynayabilirlerdi. Ama ben çocukluğumda bile bu oyunu yer üstünde oynamayı sevmezdim. Esen hoş bahar rüzgarı bile içimdeki sıkıntıyı hafifletmiyor. Takatten düşmüş bizimkiler yavaş adımlarla geliyor. Omuzlardaki tabutunla bana ait çukurun başında duruyor kalabalık. Tabutu usulca yere konuyor. Bedenimin içine atılacağı iki metre derinliğindeki dikdörtgen kuyuya baktım ve ürperdim. Bu kuyuya gömülecektim demek. Birden havasız kaldım. Acıyla yutkundum. Daha önce toprakta bu çapta olmasa da birkaç kez çukur açmıştım. Fidan ekmek, çiçek dikmek için. Solucanlar, böcekler görmüştüm toprağa eşelerken. Oradaki hava soluyacağım türden değildi. Dünya güneş sistemi, koca evren Derste öğretilenler bir rüya. Hayat bir rüya ve bu tatlı rüyadan bana arta kalan şu iki metre uzunluğundaki dikdörtgen çukur. Titredim korkudan. Sonrası isyan. Allah'ım ben sana ne yaptım? Güzel gelişmelere gebe bir yaşta neden canımı aldın? Seni, yarınlar senin neyine deyip hesabımı bu kadar erken kesmeye iten neydi? beni yaşatman, yaşamam, senin bir gün, ol demene bakardı. Sense esirgedin bu tek hecelik cümleyi benden. Ömrü uzun, rızkı bol ve sağlıklı olsun demek bu kadar mı zor geldi sana Rabbim? Ansızın sustum. Bir ruh olarak bunları söylediğime inanamadım. Hasan'ın ruhu değil de sanki onun cansız bedeninin yanlış zamanda alındığını haykıran hırslı bir avukatmış gibi konuşmuştum affet Rabbim, affet, diye mırıldandım. Birden, içli, yanık bir ses işittim. Yasin okunuyordu. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnne keleminel mürselin. Aynı anda birkaç el tabutuma uzandı bilmem ama üst kapak kolayca açıldı. Ben beyaz kefene sarılı bedenimi görünce üşüme hissiyle ürperdim. Beyaz bir kefen içindeki bedenim gün ışığına çıkmıştı ama ben zifiri karanlıktaymışım hissine kapıldım. Hoyrat ellerin bedenimi gıdıklanacağım, huylanacağım yerlerden tutup tabutundan çıkarışlarını izledim. O ellerin ölüm soğukluğuyla ürperdiğini de hissettim. Mezarıma 20 metre uzaklıkta duran arkadaşlarım olup biteni merakla ve ilgiyle izliyorlar. Kız arkadaşı başını Mehmet'in boynuna gömmüştü. Mehmet bana üzüleceği yerde anın tadını çıkarır bir havada mutlulukla sırıtıyordu. Yavşak işte ne olacak? Yasin bitti, tebareke başladı. Beni dikkatlice, usulca, hiç sarsmadan ürpertici nemli çukuruma indirişlerini korku dolu bakışlarla izledim. Mezarımın içindeki kefenli bedenime baktıkça oluşan hiç kırıklara gömülerek ağlama isteğimi bastırdım. Sessizce ağlayan canım anneme ve güzel kız kardeşime baktım. Amcam ve dayım, biri hüzünlü biri ağlamaklı, ellerinde kürek babamdan gelecek işareti bekliyorlar. Benim için de seyri zor ve oldukça duygusal bir andı. Onlar ilk toprağa atmadan bedenimin yanında olmalıydım. Garip, bahtsız bedenimi yalnız bırakmak istemiyor, ona borçlu olduğunu düşünüyor ama bu sefer ona yaklaşmaktan korkuyordum da. Babam ellerinde küreklerle bekleyen amcam ve dayımı daha fazla bekletmedi. Kürekler toprağa daldı. İlk toprağı amcam attı ayaklarıma doğru, sonra dayım küreğin üstündeki toprağı karnıma doğru savurdu. Küçük kesik bir çığlık attım bulunduğum ağacın dalından gömülüyordum. Bembeyaz kefenim kendimi günahlarla kirlettiğim gibi seri bir şekilde atılan nemli toprakla kirleniyordu anında bedenimin başında bittim. Korkma canım geldim buradayım yanındayım bir tanem dedim. Keşke ses tonumun korkuyla çıkmasının önüne geçebilseydim. Yasin suresi yeniden okunuyor. Başımı yukarı kaldırıp baktım, üstümüze kürek sallayan yakınlarım 4-5 metre boyunda korkunç devler gibi gözüküyordu. Şafak vakti defalarca zorlamama rağmen giremediğim bedenime bu kez tereyağından kıl çekercesine girdim. Bedenimin kapılarını bu kez açmıştı Rabbim. Ama daha önceleri içine girdiğim sıcaklıktan eser yoktu. Şevkte çalışan iç organlarımın hoş geldin değişinden mahrumdum. Mevsim bahar ama kefenli ölü bedenimi kuşatan toprağın sıcaklığı eksi ondan fazla gibi. Kışın olmadığı kadar fazla üşüyorum. Ütte kürekler el değiştiriyor. Küreklerden biri şimdi babamın elinde. Asla yaşayamayacağım onca şeye sadece ben elveda demiyorum. Babam da üstüme savurduğu kürekler dolusu toprakla sadece oğlunun kefenli bedenine değil, benimle ilgili kurduğu artık gerçekleşmesi imkansız güzelin hayallerinin üzerine de toprak atıyor. 18 yıllık anılarımla yüklü bedenimin üstü atılan her kürek dolusu toprakla kapanıyor. Ardı ardına atılan toprağın içindeki fındık kadar taşlar bedenime temas ettikçe taşlanıyormuşum hissine kapılıyorum. Son kürekler sallanıyor cansız ölü bedenimin üstüne. Yukarıda gün ışığının son kırıntılarını görüyorum. Birkaç kürek daha, derken gün ışığı sonsuza dek kayboluyor. Aşık olduğum gökyüzünün mavisi artık yok. Yine de kürekler dolusu toprak atmaya devam ediyorlar. Dışarıdaki güllerin kokusunun yerini nem alıyor. Çocukken beni korkutmayan karanlık bu kez yer altında amacına ulaşıyor, çok korkuyorum. Toprak atma işi bitiyor. Mezarımın üstünde bir tümsek oluşuyor. Pat 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 diye küreklerin tersiyle sertçe vurup tümseyin üstünü düzeltip toprağımı sıkılaştırıyorlar. Üstüme ve mezarımın çevresine rengarenk çiçekler dikiliyor. Benim için okunan Yasin'in hoş tınılı sesini hala duyuyorum. Birileri toprağımı suluyor. Bir süre sonra her şey sessizliğe bürünüyor. Herkes dağılıyor. Ailem hariç. Hasta olduğum günlerde başucumda bekleyen annem yine başucumda. Kederli bir şekilde mezarıma göz attı. Dün annemin siyah saçlarına ilk gri telin düştüğünü fark etmiştim. Bir süre sonra o da Hülya'nın koluna girerek uzaklaştı. Terk edilmek için bundan daha kötü bir gün, buradan daha kötü bir yer olabilir mi diye düşünürken amcamın tok sesi yetişti imdadıma. Demek daha gitmemişti baba yarısı. Ey Ayşe'nin oğlu Hasan, dedi amcam. Sesini aramızdaki toprağa rağmen çok net işitiyorum. Seni duyuyorum amca dedim, en son beş gün önce konuştuğum amcam da beni duysun isterdim. Amcam bir kez daha, ey Ayşe'nin oğlu Hasan dedi. Bunu üçüncü kez yineledikten sonra şunları söyledi, dünyada üzerinde bulunduğun halde çıktığın inancı hatırla. Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna dair şahitliğini hatırla. Yeryüzünden bana seslenen son kişi amcam oldu. Hayatı dolu dolu yaşamak deyiminin içini dolduramadığım bedenimin içinde durmayı sürdürdüm. Sonra bronşları hüzünlü akciğerlerimde, her bir hücresini aşkla attırdığım kalbimde, kanımla birlikte mutlulukla gezindiğim damarlarımda turladım. Hiçbirimiz bu genç yaşta akıbetimizin böyle olacağını düşünmemiştik. Çamurlaşmış kefenimin içindeki bedenimin yasını mı tutayım, Allah'a elest bezminde verdiğim kulluk sözünü tutamadığıma mı yanayım diye kara kara düşünürken beni iyiliklerime kadar ürperten bir sesle irkildim. Ben yalnızlıklar ve karanlıklar yurduyum. Ben böceklerin, kurtların, yılanların barınağıyım. Allah'a itaat edenlere, rahmet isyan edenlere bela olurum kabrim dile gelmişti. Zaten korkuyorum bir de kabrim yangına körükle gidiyor. Beni teskin edeceğine korkutuyor. Yeryüzündeyken neşeli sıcakkanlı bir ruh oluşum toprak için hiçbir şey ifade etmiyor. Mense üstünde barınaklar inşa ettiğimiz, ekip biçtiğimiz bizi besleyen toprağın korkunç bir kişiliği vardı. Bunu ölünce anladım. Ama bunlar daha iyi günlerimdi filmin başındaydım daha. Münker ve Nekir. Zaman ileri doğru yaşanır. Geriye doğru anlaşılır. Soran ki erkek art. Artık tek başımayım. Uzaklardan gelen muhtemelen başka bir cenazeye ait konvoyun seslerini duyabiliyorum. Mezarlığın başka bir köşesinde tıpkı benim gibi zamansız ölen birine yakılan ağıtları da. Birkaç dakika geçiyor. Dışarıdaki sesleri bastıran çok daha farklı sesler duyuyorum şimdi. Ve sanki bize doğru yaklaşıyor. Yaklaşırken yaydığı titreşimler toprağı bile ürkütüyor hissediyorum. Ankara bir fay hattının üzerinde değildi. Duyduğum sesler uzaktaki bir depremin bana ulaşan dalgaları olabilir miydi? Hayır, deprem değildi bu başka bir şeydi. Yaklaştıkça, sarsıntının şiddeti arttıkça ölü bedenim sıtmaya tutulmuşçasına titriyor. Yeni ölmüş bir ruh olarak huzursuzum ve geriliyorum. Yer altındaki bu ilk dakikalarımda korkum tavan yapıyor. Ansızın mezarımın içinde ardı ardına şimşekler çakıyor. Yaşarken hayranlık korku arası bir duyguyla seyrettiğim, kamera ve objektiflere poz verip görsel bir şölen olmaktan bu kez uzaktılar şimşekler. Birden bir parıltı, yo hayır bir nur mezarıma doluyor, kamaşan gözlerimi yumuyorum. Yumarken kim oldukları dank ediyor. Münker ve Nekir, farklı ilemden çıkıp gelen bu iki melek mezarımdaki ilk ziyaretçilerim oluyor. Ramazanda televizyon ekranlarında, cuma namazlarında, din derslerinde, kabirde bizi ziyaret edip sorgu sualdan geçirecek bu iki efsane meleği belki 50 kere dinlemiştim. Bir ruh olarak onları daha iyi bir ruh hali içinde karşılamak isterdim. Soluklanmama, şaşkınlığımı biraz olsun üzerimden atmama fırsat vermeksizin, Rabbin kim, diye sordu içlerinden biri. İlk defa bir melekte konuşmamın heyecanıyla kekeledim. Allah, dedim, meleği görme isteği o denli baskın çıktı ki, gözlerimi hafiften araladım ama nur o denli etkiliydi ki melekleri göremedim. Kitabın hangisi? Ses tonundan soruyu diğer meleğin sorduğunu anladım. Kur'an dedim, bu kez kekelemeden. Mezarımda yankılanan sesiyle "Dinin?" diye sordu ilk soruyu soran. İslam. "Peygamberin?" dedi öteki. "Hazreti Muhammed." Bu an kaçmaz diyen bir ses merakımı zorluyor ve şansımı bir kez daha zorlayıp gözlerimi korkuyla da olsa aralıyorum duruşlarıyla ve görünüşleriyle iki heybetli melek vardı karşımda. Nurları onları tam olarak görmeme engeldi. Birinin gözleri mavi miydi yoksa bana mı öyle gelmişti? İçlerinden birinin not aldığını fark ettim. Diğeri beni süzüyordu. Ters bir şeyler söyler diye korkumdan yumdum gözlerimi. Doğru cevaplar verdim dedim içimden. Derken bir koku yayıldı ağzımdan mezarıma. Pis bir kokuydu. Dünyada bir kez olsun ağzım böyle kokmamıştı. Sanki meleklere yeryüzünde pek de tekin biri olmadığım mesajını veriyordu koku. Kendimden iğrendim. Nihayet gidiyorlar, seviniyorum. Münker ve Nekir'in sorgusundan sonra bedenimi hemen terk etmedim. Aslında ağzımdan yayılan bu iğrenç kokudan sonra burayı hemen terk etmem gerekirdi ama bu bedenime vefasızlık olurdu. Mezarımı çevreleyen toprak bir anda hareketlendi. Buna da ne oluyor demeye kalmadan dört bir yandan üstüme geliyor. Peki, ama sorulara doğru cevap vermiştim, kabrimin genişlemesi gerekmiyor muydu? Aksine öyle bir sıkıştırıyor ki toprak mezarımı bana dar ediyor toprak sanki hurda bir arabaymışım gibi beni başımdan, sağımdan ve solundan presleyerek eziyor. Bedenimin içinde acıdan debeleniyorum. Yeryüzünde hiç haykırmadığım kadar yer altında haykırıyorum. Gırtlağım patlarcasına avazım çıktığı kadar bağırıyorum acıdan. Tüm bu hengamede bile bunların nedenini anlamam uzun sürmüyor sağımdan beni sıkıştıran toprağı engellemek adına, Allah için huşu ile kılınmış namazlarım mı vardı? Solumdan beni sıkıştıran toprağa tuttuğum oruçlar kalkan olmaktan çok uzaktı. Oysa orucumu aksatmadan tutmuştum. Şimdi anlıyorum ki o mübarek Ramazan günlerini de heba etmiş, orucumu hakkıyla tutmamıştım. Aç kalmayı ihlista tutulan oruçla karıştırmışım. Başımdan sıkıştıran toprağın amansız baskısını kuran ve zikir ile bertaraf edebilirdim, ama yukarıdaki yaşamında onlara da uzaktım. Kazara oldu hiç farkında değildim desem bile önlemini almadığın için elbiseme sıçrattığın sidik damlalarının hesabı kabirde bana aman vermeyen toprak tarafından soruluyor. Bir tek ayak tarafından sıkıştırmadı beni toprak. İşte yeryüzünde yaptığım iyiliklerin mükafatını bir tek burada ayaklarım tarafından preslenmeyerek aldım. Kur'an okumaya çok değil yarım saat ayırabilseydim, namazların hiç olmazsa farzını kılabilseydim, orucumu da hakkıyla tutabilseydim yerin altındaki bu ilk sınavından geçer not alacaktım. Oysa yukarıda hayallerimi süsleyen şeyler çok farklıydı yaşadığımın zamanın yaşım gereği bedenime ve irademe dayattıklarının karşılığını fazlasıyla yaşadım mezarımda. Ansızın suçluluk duygusuyla hıçkırarak ağladım. Rabbim beni birazcık olsun sevseydi canımı gencecik yaşımda almazdı diye mırıldandım. Tövbesini etmediğim ahirette başıma çok iş açacak günahlarımı da bedenimle birlikte gömmüştüm. Böceklere ziyafet İnsan bedeni ölümünden 4 dakika sonra ayrışmaya başlar. Kendi kendini parçalama sürecinde hücreler içten dışa doğru çözülür. Doku önce sıvıya sonra gaza dönüşür. Canlılığını yitiren vücut başka organizmalar için hareketsiz bir ziyafettir artık. Önce bakteriler sonra böcekler gelir. Ve sinekler yumurtalarını bırakırlar yumurtalardan narvalar çıkar ve vs. Cesedim yeryüzündeki kör bir noktada kaderine terk edilseydi akıbeti böyle bir seyir izleyecekti. Ama yerin altının da üstünden pek bir farkı yoktu. Birkaç gün sonra, ölüm katılığı son bulan bedenim çoktan gevşemeye başlamıştı. Bedenimden iğrenç bir koku yayılıyor. Toprak genç bedenimden tiksiniyor kanın kokusuna gelen köpek balıkları gibi bedenimden yayılan berbat koku da uzaklarda birilerine varlığımı haber vermişti. Peki, ama solucanlara, yılanlara, çıyanlara ziyafet olmak için çok erken değil miydi? Toprağın yine hareketlendiğini fark ettim. Bu kez inceden bir sızı gibi. Birileri sinsice bana yaklaşıyordu. Evet, bunlar onlar olmalıydı, yer altında yaşayan böcekler. Yer altının sakinleri daha mezarım kazılırken kilometrelerce öteden kan kokusunu alan köpek balıkları gibi bu yöne doğru hareketlenmeye başlamışlardı. Horkumun tarifi yok. Toprağı eşeleyip bana ulaşmaları haftalar aylar alabilecekken bana ulaşmaları birkaç günlerini almıştı. Benden önce gömülenlerin mezarlarına ulaşmak için açtıkları tünellerden benimkine doğru gedik açmak onlar için çocuk oyuncağıydı. Bir müddet sonra kefenli bedenimin etrafını sardılar. Taze bedenimin saldığı kokuyla, o korkunç yüzlerindeki iştahlı ifadenin memnuniyet tınısı daha da arttı. Hep yaşını başını almış insanları kemirecek değillerdi ya. Ara sırada olsa toprağın bağrına düşen benim gibi taze nimetler ağız sulandırıcıydı. Başıma yakın olanlar durumdan daha çok memnunlar. Çünkü burun ve kulak deliklerimden ve gömülürken bile yarım aralık bıraktığım ağzımın içinden lezzetli iç organlarıma kestirmeden ulaşacaklardı. Etrafımı kuşatan böceklere dehşetle baktım. Bunlar yeryüzünde kuşların tavukların afiyette götürdüğü böceklere solucanlara pek benzemiyor. Bu solucanların çıyanların korkunç bir yüzü, testere gibi dişleri var. Bedenimi yemeye ant içmiş bu yeraltı etoburlarını salyaları akarken hangi şirin bahanelerle engelleyebilirdim ki? Yukarıdayken beni besleyen toprak, içine alınca, bu kez içinde besleyip büyüttüğü başka ileme ait canavarlarını üstüme salmıştı. İki yüzlüydü toprak. Yeryüzünde bunların akranlarına çoğu kez merhamette yaklaşmıştım, keşke hepsini ayaklarımın altında ezseymişim kefenimin hangi tarafından girecekleri ve ziyafete nereden başlayacakları konusunda hepsi uzmanlaşmıştı. Fırk biliminin olmasa da toprağın kadavrasıydım. Yeraltı canavarları kefenimdeki gedikleri bulmada ustaydılar. Yukarıdaki yaşamımda yerin altındaki ilemi iyi göremeyen sözde sağlıklı ama manada hastalıklı gözlerime yumuldular, ağızları sulanarak kemirmeye başladılar. Gözlerimin retina sıvısı, içi marmelatlı besinler gibiydi onlar için. Burun ve kulak deliklerinde de bir cümbüş vardı, otobanda vızır vızır akan araçlar misali böcekler ve solucanlar kulaklarım ve burun deliklerinden içime akıyorlar. Nemini çoktan yitirmiş kuru dilimin üstündeki manzarada içler acısı. Tüm bu olanları hüzünle seyrettim. Ne diyebilir, olup biteni seyretmekten başka ne yapabilirdim? yeraltının korkunç sırlarına tanıklık ediyorum. Ham maddem topraktandı ve yine toprağa karışıyorum. Böceklerin açgözlü bir iştahla bedenime yumulup kemirmesinden çok daha acı verici bir gerçek içimi kemiriyor. Saken kendi ölülerimi unuttuğum gibi burada unutulup gidecektim. Yeryüzünde yaşam. Çok sıkıldıysan hayattan, bir mezarlığa git. Ölüler iyi bilir, yaşamak güzeldir. Necip Fazıl Kısa Kürek Şanssızlık bir illet gibi yakamı öldükten sonra bile bırakmıyor. Berzahım yerin altındaki birinci tabakada. Burada tutuklu muamelesi görüyorum. Gökyüzüne çıkan birbirinden lüks ve gösterişli katların birinde yer almak varken şimdi büyük kıyamet kopuncaya dek buradayım gökyüzünün katlarında olan mümin ruhlar birbirlerini ziyaret edip dünyada olup biteni aralarında konuşuyor. Gökyüzündeki berzahın katlarında olsam yıllar çok güzel geçerdi, ama burada yer altında büyük kıyamete kadar yıllar nasıl geçerdi? Öyle biraz cezamı çeker sonra beni göğün iyi ruhları arasına salı verirler diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Öldükten sonra bile benim için kötü sürprizlerin bir sonu yoktu. Burada küçük çapta işkencelere maruz kalıyorum. Canım yansa da gıkım çıkmıyor. Yaşarken her şey ne kadar farklıydı. Hasan uyurken içinden çıkıp istediğim yere gitme özgürlüğüne sahiptim. Bütün bu ayrıcalıklar nasıl da bir gecede elimden alınmıştı. Dünyada yaşarken yaptığımız iyilik ve kötülüklerin semeresini alırız Berzahilemin'de zalimin berzahı günahı kadar karanlık, mümininki sevabı kadar aydınlıktır. Berzahın en yüksek bölgelerinde peygamberler, şehitler ve derecesi yüksek müminler yer alıyor. Dünyadan bu ileme taşıdığımız iyilikler ve kötülükler ölçüsünde üşür veya sınırız berzahta. Berzah ilemine dünyadan borçlu göçen insan berzahın dehlizlerindeki parmaklıklar arasındadır. Ve yalnızlıktan Allah'a yakınır. Burada küçük borçlarından ötürü demir parmaklıların ardına tıkılan ruhları görünce okulda arkadaşlarımdan aldığım borçları geciktirmeden ödediğime şükrettim. İnsanlar uykudadır ölünce uyanırlar. Hazreti Muhammed Uyanmıştım ve bu ileme ait tüm perdeler kalkmıştı ama öldükten sonra uyanmak neye yarar? Sanki benim için her şey yeni başlıyordu ve bu yeni başlangıçta dünyadaki yaşamın referans alınacaktı. Şehvetlerinin ihtiraslarının kurbanı olup burada pişmanlıklara gömülen, dünyada aldıkları hazdan çok daha beter hüzne boğulan ruhlarla dolu burası. Allah'a adanmamış o günlerin ve saatlerin ıstırabını çekenlerle dolu. Ölümün kuşkusuz ailemi derinden sarsmıştı. İki gün boyunca gözlerine uyku girmemişti, yorgundular beni gömdükten sonra hepsinin başında bir ağrı eve gelir gelmez salondaki koltuklara yıldılar. Yakın akrabalar da evdeydi. Bebekliğim, çocukluğumdaki haşarılıklarım ve akrabalarımın akıllarında yer eden benimle ilgili tatlı hatıralar iki saat boyunca anlatıldı. Ertesi gün hepsi Allah sabır versin güçlü olun temennileriyle gittiler. Üçüncü gün ailem baş başa kaldılar yengem ve halam gitmeden önce buzdolabını tencere dolusu yemeklerle doldurdular. Bensiz ilk yemekte mutfaktaki masanın başına hüzünle oturdu bizimkiler. Çorba, zorlamayla ağızlara götürülen birkaç kaşıktan ibaretti. Masadaki yerime, boşluğa takılan bakışlar var. O boşluğu takılan bakışlarda taze anılar saklı. Hülya'nın yaptığı kahve eşliğindeki neşeli sohbetler, temel fıkralarına atılan kahkahalar ve sulu şakalar var. Annem dayanamayıp ağlıyor. Kız kardeşim ona eşlik ediyor. Güçlü görünmeye çalışan babam onlar gibi kendini koyu vermiyor ama dokunsan o da ağlayacak. Ölenle ölünmez, biz ölülerle ilgili en meşhur klişe sözdür. Sonuçta hayat bir şekilde akıp gidiyor. Yudumladıkları çaylarını püskürten esprilerimle bir süre daha aranacak sonra yavaş yavaş unutulacaktım. Berzah ilemindeki yerime alışmıştım. Biz dururken Azrail ne diye onu aldı ki diye yakınan anneannemin ve babaannemin çok yaşamasını istiyorum. Çünkü ölü bir ruh olarak yeryüzünden beklentilerim var. Bu iki yaşlı çınar ve onlara eşlik eden annem Mübarek Cuma günleri ruhuma Yasin gönderen en sağlam kişilerdi gönderilen yasinler sayesinde burada beni rahat bırakıyor hatta güçlük çıkarmayıp yeryüzüne çıkmama izin veriyor berzahın melekleri. Yine de çoğu kez yeryüzüne çıkma isteğimi bastırıyorum. Çünkü ne zaman yeryüzüne çıksam yaşıtlarıma imlenerek bakarken buluyorum kendimi. Onların mutluluklarını gördükçe içimdeki kıskançlık ateşi beni kasıp kavuruyor çıkmayacağım artık bir daha yeryüzüne diye kendimce yeminler ediyor ama bulunduğum kattaki berzahın melekleri izin verdiklerinde ettiğim yeminleri unutuyorum. Kart diyem, yarını düşünmeden günü yaşa. Yeryüzünde iliklerine kadar hissedilerek yaşanan buydu. Eğlenceye vakit ayırmalı insan ama burayı da düşünün derim ben. Dünyanın işin rüya kısmı olduğunu benim gibi ölünce anlamayın isterim. Dünyada 80-90 yılı devrilen bedenlerin ruhları, boş yere yaşadığı gerçeği ile yüzleşiyor burada. Ölümümden bir hafta sonra bizimkiler her zamankinden daha fazla kenetleniyor. Birbirlerine karşı çok daha anlayışlı, sabırlı ve fazlasıyla yardım severler. 15. günün sonunda normal yaşamlarına döndüler. Bana verdikleri, ölümümle uçup giden emeklerini zamanla dert edip tasalanmadılar. Allah'ı hiçbir zaman sorgulama gafletine girmediler, neden demediler. Evet, ağladılar, evet çok üzüldüler ama her şeyi tadında bıraktılar. Tevekkülle iç dünyalarında her türlü önlemi aldılar. Şeytanın içten içe kışkırtıp ayartmaya çalıştığı, imanlarını zayıflatacak isyan duygusuna karşı hep evuzu besmele çekip Allah'a sığındılar benim odama sessiz bir devir teslim töreniyle konan Hülya'nın yüzü gülüyor. Öldüğüm yatak, eşyalarımı koyduğum gardırop, ayağımı bastığım odamdaki halı ve perdeler uğursuzdu, evden dışlanırcasına atıldılar annem tarafından. Yastık altındaki paralara kıyıldı ve Hülya'nın zevkine uygun yenileri alındı. Odamın krem renkli duvarlarına pop star Tarkan'ın ve genç kızların rüyalarına süsleyen Brad Pitt'in posterleri boy gösteriyor babam elinde kalan ve soyunu yaşatacak tek çocuğuna karşı bana olmadığı kadar hoşgörülü. Ailemin, benim ölümümle çöpü boylayan tüm hayallerini şimdi kız kardeşim gerçekleştirecekti. Üniversite, ardından iyi bir iş, eş, derken bir çocuk, bir torun. Ailem ellerinde kalan tek çocuğun üzerine titriyor, onu şımartmaktan kaçınmıyorlardı. Benim zamansız ölümüm borsadaki değerli bir hisse senedi gibi güzel kız kardeşimin değerini tavan yaptırmıştı. Annem eşyalarımı kendi yatak odasındaki gardıroba yerleştirmişti. Bir gün ikindi vakti gardırobun çekmecelerini çekip bana ait tüm eşyaları çillerin serpildiği eliyle okşadı sonra eline aldı, dudaklarına götürüp öptü, ince uzun burnuyla eşyalarımın kokusunu içine çekti ve yine hüzünlendi babam sonunda annemi eşyalarımı birilerine vermeye ikna etmişti. Annem spor gömleklerimi, şık pantolonlarımı, spor ve diğer havalı ayakkabılarımı mukavva kutulara özenle yerleştirdi. Eşyalarımın içini artık başka genç bedenler dolduracak, pahalı marka ayakkabıların başkalarına ait ayaklarda yolları adımlayacaktı. Her perşembe akşamı bana hediye gönderilen Yasin ve Tebereke sureleriyle müthiş rahatlıyorum. Bu durum berzahtaki diğer ruhların beni kıskanmasına neden oluyor, şanslı bir ruh olduğumu söylüyorlar. Taşıdığı beden 18'inde hayata gözlerini yuman bir ruh nasıl şanslı olabilir? Yine de Rabbimin bana çok gördüğü ömrü anneme, anneanneme ve babaanneme vermesini diliyorum. Onların bana gönderdikleri Yasin ve Teberake surelerinin yerini hiçbir şey tutamaz. Oysa yaşarken anneannem ve babaannem ile çok az vakit geçirmiş, onlara mendil, çorap gibi birkaç basit hediyeden öte hiçbir şey almamıştım. Berzahta günahlarım kadar beni utanca boğan bir şeydi bu. Mübarek elleri öpülesi, bu iki aile büyüme gereken saygı ve önemi göstermemiştim. Ölümümden birkaç hafta sonra mermerlerle çevrili mezarımı ziyaret ettim mezar taşımda kocaman siyah harflerle kazınanları okudum. Hasan Karaca Ruhuna Fatiha Doğum Tarihi 15 Mayıs 1973 Ölüm Tarihi 20 Mayıs 1991 Bir of çektim. Hüzün çöktü yine. Saken gençliğimi yaşayıp ileride ibadetlerimi yaparım diye geçerdi aklımdan. Ama Rabbim benim gibi düşünmüyordu. Düşünseydi mezar taşımda yazan doğum ve ölüm tarihlerim arasındaki fark bu kadar kısa olmazdı. Her insan zamanın yeryüzünde bıraktığı birer yara izidir. Bu sözü kimden duymuştum hatırlamıyorum. Ben yeryüzünde nasıl bir yara izi bırakmış olabilirim ki? Havanın kapalı olduğu bir gün yine izin alıp mezarıma damladım. Bedenimin yanına kadar sokuldum. Pis kokuyordu, tiksindim bedeninden ilk defa. İçinden çıkan günahkar bir ruh olarak onun kadar kötü kokmuyorum. Böyle düşünürken hava aniden bozdu ve mezar taşlarımızı söküp götürecek zalim bir fırtınaya dönüştü. Bunu gökten sağanak halinde boşalan yağmur izledi. Kısa sürede kabrimi sel bastı gök gürültüsü yerin altına dek kükreyerek sesini duyurdu. Hala böceklerin yiyip bitiremediği bedenim ıslandı. Yukarıdayken çiseleyen yağmurun altında şehrin kalabalığına karışıp yürümeye bayılırdı Hasan. Şimdi yerin altında sıklam olmuş çürümeye yüz tutan bedenimin ıslanışını seyrediyorum. Bir ay sonra. Berzah gördüğüm küçük çapta bir azaptan sonra melekler dışarı çıkmama izin verdi. Haziran ayında hava çok güzeldi, caddeler, kafe ve lokantalar bunun tadını çıkaran insanlarla doluydu. Benimse onların tekini dahi mutlu görmeye tahammülüm yok. Nerede mutlu olacağımı biliyorum, solu orada aldım. Mezarlığın cana yakın çoban köpeği pehlivan ile, çevre gece konduların çocukları iri cüssesi nedeniyle bu adı koymuşlardı, defnimden 10 gün sonra tanışmıştım mezarların arasında turlayıp günah dolu mezarlarda yatanları amansız havlayışıyla korkutup huzursuz eden sonra da arka sol ayağını kaldırıp işeyen pehlivan, aynı tarifeyi bana uygulamayınca onu sevdim. Bedenimin en sonuncu içler acısı halini görünce çok üzüldüm. Böcekler bakteriler derken karnında toplanan gazlar cesedimi şişirmiş ve bu şişlik bedenimin her tarafına yayılmıştı yeryüzünde taşıdığım bedenimi tanımakta zorlanıyorum. Gazın diyaframa uyguladığı basınçtan dolayı ağzımdan ve burnumdan kanlı köpükler geliyor. Toprak kağıt bir havlu gibi bedenimden çıkanları emiyor. Daha fazlasını görmeye dayanamadım, berzahtaki yerime döndüm. Ama bedenime neler olduğuna dair sorular aklıma üşüşünce ve dünyada başıma iş açan merakıma yenik düşünce beş gün sonra yine mezarımın başında aldım solu. Hava bu kez sıcaktı. Çürüme ilerlemişti, kıllar ve tırnaklarım bedenimden ilk ayrılanlar oluyor. Çi organlarımdaki çürüme de çok hızlı. Derken toprağın altında büyük bir gürültüyle sarsıldım karın bölgesinde toplanan gazlar derimi en zayıf noktasından patlatmıştı. Toprak tahammülü imkansız pis kokuları emiyor. Nereden nereye? Çok değil birkaç ay önce yeryüzünde beyni ile bakılan sırım gibi bedenimden geriye yer altında berbat bir leş kalıyor. Birkaç gün sonraki ziyaretim ölümümün kırkıncı gününe denk geldi gençliğimin o pürüzsüz cildi ve gergin kasları tutundukları kemiklerden sıyrılmış. İskeletim görünüyor. Beynim çürüyen bedenime çoktan ayak uydurmuş. Kemiklerim kirişlerinden ayrılmış. En sonunda iskeletim de tarih olacak biliyorum. Ve ondan geriye kuyruk sokumunda küçük bir parça kalacak. Bedenimde çürümeyecek tek parça. O parçanın ismi, Acebü Zenebi. İşte bedenimden arta kalan bu parçada asırlar sonra hayat bulacağım. Berzah ileminden yeryüzüne çıkışlarım her hafta cuma günleri Yasin ve Tebareke sureleri sayesinde sürdü. Bu çıkışlardan birinde dayanamayıp kulu parka gittim. Hayattayken kendimi iyi hissettiğim yerlere acı vereceğini bilsem de yine de uğramadan edemedim ikizimle oturduğum ulu çınar ağacının dalına oturdum. Acaba şimdi ne yapıyordu? Üniversite sınavını kazanmış mıydı? Peki ya hayatında biri var mıydı? Mutlu ol yeter diye mırıldandım şarkıdaki gibi. Aşağıdaki gezinen kimi kederli kimi mutlu insanlara göz attım. 3 metre ötemdeki güvercini alttakilerin kafasına denk getirecek şekilde sıçarak elenmeyi hiç düşündün mü diye sordum. Kanat çırpıp uzaklaştı şapşal. Mezarlığa uğradım sonra. Kucağında kedisiyle orta yaşlarda bir bayan ölen babasını ziyarete gelmişti. Kedicik toprağın altındaki azabı hissedince huysuzlandı. Kendisini zapt etmeye çalışan sahibini tırmalayıp kaçtı kabir azabı denen şeyi hissetmesiyle, en uysal hayvanın bile çılgına dönmesi an meselesidir burada. Mezarımın üstündeki çimler epey boy atmış, yolunsa iyi olur diye düşünürken dört sıra sağımdaki mezarın taşına otuzlu yaşlarda bir erkek oturdu. Mezar taşındaki babasının ismine bakarken gözlerinden birkaç damla yaş süzüldü. Sana söylemek istediğim çok şey vardı baba, diye söze başladı ilgimi çekti, onu dinledim. Fakat hiç konuşamadık. Annemle ayrıldığınızda henüz 6 yaşındaydım. Ne olduğunu o zaman çok kavrayamadım. Sadece bir başka kadın varmış hayatında onu hatırlıyorum. Annem biz bu boşanmadan yara almayalım diye çok uğraştı. Biz ayrıldık ama o sizin babanız, sizi çok seviyor birbirinizi hep göreceksiniz demişti. Sen eve pek gelmezdin baba. Geldiğinde ise biz uyuyor olurduk. Annemle ayrılınca bundan sonra iki eviniz olacak demişti annem. Benimle kalacaksınız ama hafta sonunu da babanızla geçireceksiniz. Babanız sizi sinemaya götürür, yemeğe götürür, gezer, birlikte zaman geçirirsiniz demişti. Sen de aynı şeyleri söylüyordun yeni evine götürmüştün bizi o zaman. Evde senin kullandığın birkaç eşya dışında pek bir şey yoktu. Kardeşimle bana boş bir oda göstermiştin. Burayı sizin için çok güzel döşeyeceğim, geldikçe burada kalacaksınız demiştin de sevinmiştik. Ve gider gitmez bize anlattıklarını anneme söyledik. O da ben size demiştim babanız sizi bırakmaz demişti. Fakat annemin yanıldığını sen hemen evlenince anladık baba. O kadın yani senin yeni eşin tanıştığımız zaman bize çok iyi davranmıştı. Size geldikçe bize pastalar, çikolatalar ikram etti. Bizim yanımızda sana aşkım diye sarılıp öptükçe zorumuza gidiyordu, ama aldırış etmemeye çalışıyorduk. Sonraları bizi evine götürmez olmuştum baba. Sürekli dışarıda gezdiriyordum. Evine gitmek istediğimizde hep bahaneler ileri sürüyordun, biz de inanıyorduk. Bir gün evine gitmek için ısrar edince itiraf etmek zorunda kalmıştım. Yeni eşinin bizi görmek istemediğini söylemiştin. Fakat bizi dışarıda çok güzel yerlere götüreceğini, gezdireceğini söylemiştin. Her hafta seni göreceğimiz için ona da razıydık. Fakat çok geçmeden haftalar, 15 güne sonra ayda bire bazen iki aya çıktı. Sen elimizden parça parça kayıp gitmiştin. Birlikte dışarı çıktığımız günlerde de artık eskisi gibi çokça zamanın yoktu. Bir pastanede yarım saat oturuyorduk çoğu kez. Okulumuzu, derslerimizi soruyordum. Sonra annen ne yapıyor diyordum ve annemin arkasından konuşup duruyordum. Kendi mezar taşıma oturmuş adamın konuşmalarını dinlemeye devam ettim. Oysa o senin arkandan hep iyi şeyler söylerdi baba. Bunu bizim için yaptı seni sevmeye devam edelim diye. Arada bir bizi eve kabul etmediği için karından boşanacağını söylüyordum. Boşanmaya sevinilmez ama sana yeniden kavuşacağımız için boşanmanı dört gözle bekliyorduk baba. Bir gün bize bir bebeğin fotoğraflarını gösterdin. Ablam ve ben şaşkınlıkla fotoğraflara baktık. Bu sizin kardeşiniz dedin. Hayatımızın en büyük şokuydu o. Birkaç yıl sonra ikinci kardeş haberini aldık. Boşanmayacaktın bunu anladık. Biz seni kaybetmiştik baba. Sonraki günlerde bize kardeşlerimizi sevdirmek için onlarla ilgili şeyler anlatıp durdum. Oysa o anlattığın şeyler benim çocuk yüreğimi çok yakıyordu. Onlar seninle birlikteyken ben ayrıydım. Belki ablamla bana yeteri kadar zaman ayırsaydın ikimiz de kardeşlerimizi çok severdik baba. O arada nafakanı ve harçlığımızı veriyordum. Aklınca parayla babalığını yapıyordum. Bir ara pastanelerden nefret etmiştim. Karımı hiçbir zaman pastanelere götürmek içimden gelmedi. Pastaneler bana hep ayrılığı hatırlattı. Ben küçükken yanımda yoktun. Ergenliğimde sana en çok ihtiyacım olduğu zamanda yoktun. İşin çoktu, bahanelerin çoktu zamanın ise hiç yoktu niye annemden ayrıldınız, niye başka kadınla evlendin diye sitem etmiyorum. Gönlüne karışamam baba. Fakat bizi niye ihmal ettin diye hesap sorarım. Ayda bir kez olsun bizi evine götürecek kadar erkek olamadın baba. Ben seninle bir yabancı gibi pastanelerde lokantalarda buluşmak istemiyordum. Evine geleyim pijamalarımızı giyelim, birlikte yemek yiyelim, birlikte kahvaltı yapalım. Ayda bir de olsa gerçek bir baba oğul gibi yapalım istedim. Söyle baba çok şeyler miydi bunlar? Ama sen bayramlarda bile yanımızda yoktun. Bayramlarda eşinin memleketine gittiğin için hep telefonda bayramlaştık. Sen hayatını kendine, karına ve diğer çocuklarına göre düzenledin. Bizi hep dışarıda bıraktın baba. Bizi hiç düşünmedin. Görüştüğümüz zaman bize boşandıktan sonra çocuklarını hiç arayıp sormayan kötü babaları örnek gösterip onlara göre iyi baba olduğunu anlatıyordum. Bizim için harcadığım paralardan söz açıp bizimle ilgilendiğini söylüyordum. Kendi vicdanını rahatlatmak için mi bunları söylüyordum bilmiyorum. Oysa baba oğul olmaktan vazgeçmiştim ben ki iyi dost bile olamadık. Cenazende yanında değildim. Evlatlık vazifesi için geldim bugün yanına. Tekrar gelir miyim bilmiyorum. Babalık vazifesini iyi yapamadın ama ebedi ilemde eziyet çekme diye ben hakkımı helal ediyorum baba. Sen de hakkını helal et. AGGK O gün ilk defa bir başkası için ağladım. Doğam kabul olur mu bilmem, babasına hakkını helal eden o adama ve ailesine dünyalar dolusu mutluluk diledim. Bazı hesaplaşmalar mezarlıklarda yapılır. Kişinin yeryüzünde ifade edemediği cümleler, nefret dolu söylemler mezar taşına oturup içini dökmesiyle son bulur. Bize seslenenleri duyarız biz ruhlar. Kalplerini kırdığımız, kötülük yaptığımız insanların gelip bizi affettiğini söylemesi, Bazen bizden af dilemesi ve vicdanen rahatlayıp kendini iyi hissetmesi kadar biz de berzahta kendimizi iyi hissederiz. Çünkü bir defter kapanmıştır artık. 1991 Haziran. Berzahtaki yerimde sıkıntılı bir şekilde bekliyorum. Derken dünyadan güçlü çok güçlü sinyaller alıyorum. Sanki birileri beni çağırıyor. İşin iç yüzünü çakmam çok sürmedi. Benim aptal arkadaşlarım, Selim'in etlikteki evinin geniş salonundaki kare masada toplanıp ruh çağırma seansı düzenlemişler. Mehmet'in manitası sevdada aralarında. Benim boşluğumu sevda mı doldurmuştu? Akılları sıra eğlenen bu dört çapşala hadlerini bildirmek, karşılarına çıkıp Çağırdınız geldim işte deyip ödlerini boklarına karıştırıp eğlenceyi tersine çevirmek istedim yaşarken defalarca gittiğim Selim'in evine hemen gitmek için izin istemeyi düşündüm görevli melekten. Ama sonra değmez dedim, vazgeçtim. Arkadaşlarıma da içerlemiştim. İnsan bir Yasin bir tebarake okuyup arkadaşının ruhuna armağan eder dedim. Aptallar işte. Sanki siz ölmeyecek, uykunuzdan uyanmayacaksınız. Haziran'ın üçüncü haftasının ortalarıydı, bir sabah uzaklardan bir horozun ötüşünü işittim. Mezarlığın çevresindeki bir gece kondudan geliyordu ama beni asıl şaşırtan koyun melemeleri ve ineklerin mö sesleri oldu. İtonun düşmesi uzun sürmedi, birkaç gün sonra kurban bayramıydı. Nisan'daki Ramazan bayramında ailemle birlikteydim. Yaklaşmakta olan bayram bensiz bir ilk olacaktı. Ramazan'da bizimkilerin mübarek ellerini öpmüştüm. Annem bir önceki bayramda öptüğüm elinde şimdi böceklere yem olmuş pembe dudaklarımdan izler arar mıydı? Sıcak bir arife günüydü. Berzah'taki yerimde ailemin mezarımın başına cümbür cemaat geldiklerini hissettim. Heyecanım tavan yaptı. Berzah meleği o gün izin konusunda hiçbir ruha sıkıntı çıkarmadı. Ve ben ışık hızıyla soluğu mezarımda aldım. Herkesi mezarımın başında görünce çok duygulandım. Teyzelerim, halalarım, amcalarım, dayım ve onların çocukları. Hepsi benim için dua ediyor. Yasin ve Fatiha'ya doyuyor, huzurla doluyorum. Ama beni en çok duygulandıran minik ellerin benim için açılıp dua etmesi oluyor toprağımın üstündeki aylık otları hep birlikte yoluyorlar. Annem iki litrelik bir pet şişeden toprağımı suluyor. Mezar taşım okşanıyor, diriyken başım okşanırcasına usulca. Bazı gözler nemleniyor. Sonra gidiyorlar. Yine kendimle, yalnızlığımla ve günahlarımla baş başa bırakıyorlar beni. Baharın son yağmurları toprağımı haddinden fazla nemlendiriyor toprağımın üstünde çimler kısa sürede uzuyor. Üstümdeki rengarenk çiçekleri bal arıları ziyaret ediyor. Oysa çok değil bundan iki ay önce doğanın o güzelim seslerinin hiçbirine kulak vermezdim. Şimdi derenin şırıltısını, denizin kıyıya vuran köpüklü dalgasını özlüyorum. Ufukta beliren gök kuşağına yaşadığım zamandaki sıradanlıkla değil gıpta ile baktım bu kez. Yaşasaydım yeryüzünün bütün güzelliklerine Hasan'ın içinde sıradan bir gözle bakmaya devam edecektim. Kırklı yaşların olgunluğuna ulaşsaydı Hasan çok daha farklı bir gözle bakabilir miydi hayata? Ama ilahi kudret ait olduğum bedendeki kalbi 18 yıl atmaya programlamış. Yukarıda mevsim yaz. Aylardan Temmuz. Temmuz'un yedisi güzel kız kardeşimin doğum günü kız kardeşimi bu en mutlu gününde elbette yalnız bırakmam düşünülemez. Bunun için izin isterken Berzah meleğinin izin konusunda sınırları zorluyorsun bakışını not ediyorum. Evimin salonundayım. Hülya 14. yaş gününe, 3 dilimini sonradan mideme indireceğim çikolatalı pastanın üstündeki 14 mama üflerken, fotoğraf makinesinin deklanşörüne ben basmıştım. O fotoğraf şimdi salonun krem rengi duvarını süslüyor. Şimdi 15'ine bensiz basıyor Hülya. Doğum günü pastasındaki mumlara üflüyor. Annem, babam ve beş samimi arkadaşı salonu alkışlarıyla çınlatıyor. Gösterişli avize'nin üstünden olup biteni için buruk izliyorum. Hülya keskin bıçakla pastayı dilimlerken iyi ki doğdun Hülya diyorum. Ben de salondakilerle birlikte. Hülya'ya hediyeleri veriliyor. Annem ve babamın dudaklarından onu öven birkaç kelime dökülüyor. Ansızın içime hüzün çöküyor. Sanki bu güzel günü gölgelerim diye adım bir kez olsun anılmıyor. Babucum çoktan dama atılmış benim. Gitsem iyi olur. Geçen yıl Temmuz'da Antalya'nın plajlarında üstsüzleri kesiyordum, güneşte parlayan bacaklar, kıvrımlı kalçalar, kışkırtıcı göğüsler. Şimdi bedenim yer altında çürürken ben berzahta azapta. Mezarımı çok sık ziyaret etmek istemiyorum ama nedenini bilemediğim bir şey her defasında beni oraya sürüklüyor. Benden sonra iki ay içinde ne çok kişinin öldüğüne ise şaştım yeni ölülerle birlikte mezarlık artık dağların yamacını zorluyor. Bazılarının mezarı enine ve boyuna bir genişlikte. Herhalde içine koydukları ölülerinin geniş geniş yattığını düşünüyorlar. Ölülerinin yeryüzündeki gibi yerin altında da konforlu bir yaşam sürdüklerini. Ağustos'ta sıcaklar iyice bastırıyor. Güneş batıp serinlik çökünce mezarlarımızın çevresinden ziyaretçiler eksik olmuyor ölülerden, hortlaklardan ve cinlerden zerre korkmayan çevre gece kondulardan çocuklar mezarların arasında oyun oynuyor. Gece yarısına doğru başka ziyaretçilerimiz de oluyor. Beyaz peynir, zeytin, kavun, ekmek ve rakılarıyla ile ilemciler de mezarlığımızın önemli aksesuarları arasında. Mesken tuttukları yaşlı çınar ağacının altından mezarlığa bakan geniş yere şefte kuruldular buruşuk kırlı poşetlerinden heveste kırlı bir bez çıkarıp toprak düzlüğe özenle serdiler. Birkaç zeytin ve peynirden çok daha fazlası çıktı torbadan. Dilendikleri paralarla aldıkları leziz mezeler nazar boncuk desenli kırlı bezin üstünde akşamın karanlığında göz kamaştıracak şekilde sırıtıyor. Bir süre sonra rakıyla demlenmeye koyuldular. Bundan sonra konunun nereye geleceğini biliyorum. Sürekli aynı şeyler konuşulurdu çünkü. Önce açgözlü karılarına sonra fahişelere kaptırdıkları paralardan, açgözlü iş ortaklarının kendilerini bir punduna getirip nasıl dolandırıldıklarını okkalı küfürler eşliğinde pek çok kez dinlemiştim. Bir keresinde içlerinden en yaşlı olanı mezar taşımdan yaşımı okuyup arkadaşlarına dönmüş, benim o malum işi yapmadan göçtüğümü söylemiş ve hep birlikte pis kahkahalar atmışlardı. İyi içiyorlardı. Enstrüman çalmak gibi kabiliyetleri de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde biri yanında getirdiği udu kırlı kılıfından çıkardı, öteki kemanına sarıldı, şarkılar arka arkaya geldi. Gamsız berduşların sesleri de güzeldi. Söyledikleri şarkılarla mezarlıktaki ölüleri eğlendirdiklerini düşünüyorlardı. Sesleri tükendiğinde yanlarında getirdikleri külüstür radyo devreye girdi. İyi ki de girdi. Bahar geride kalmasına rağmen özlemişim Orhan Gencebay'ın Mevsim Bahar olunca şarkısını, Zerrin Özer'in Son Mektubunu en son ne zaman dinlediğimi ise hatırlamıyorum. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın söylediği şarkı ise beni duygulandırıyor. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ben de gülemedim yalan dünyada, ömrümü boş yere çalan dünyada. Yukarıda gezindiğim günlerde bu ayaşlardan ay tiksinir, onlara nefretle bakardım. Ama şimdi nedense onları sevimli buldum. Yukarıdakiler yine monoton yaşamlarına devam ediyor. Yaz yağmuru inceden atıştırıyor, aşıklar yağmurun altında romantizmin tadını çıkarıyor ama yukarıdakiler de er ya da geç bir gün ölecek ve bize katılacak. Benim içini dolduramadığım hayatı dolu dolu yaşamış olsalar bile. Sonbahar Ağaçların sarıya, kızıla çalan yaprakları dallarında tutunamayıp dökülüyor. Mezarlık için çok güzel bir manzara. Üstümdeki otlar ve çiçekler soluyor. Gelecek bahar yeniden dirilecekler. Benim ve buradakilerin dirileceği güne ise belki asırlar var. Gündüzleri ılık olan hava akşam çöktüğünde insanı üşütecek kadar soğuyor. Alemciler ve çocuklar mezarlığımızdan ayaklarını kesiyor. Ailemi düşünüyorum. Eminim televizyonun karşısına dizilmiş dizi izleyip ocakta kızarttıkları kestaneleri atıştırıyorlar. Her geçen gün sertleşen topraktan kışın kapıda olduğunu anlıyorum. Annemin hastalanmamam için kalın giyinmemi öğütlediği kışlar dün gibi aklımda. Hasan kazağını giy üstüne. Üşümüyorum anne hem sınıfta kaloriferler harıl harıl yanıyor. Sana sınıftaki kaloriferleri durumunu sormadım. Kazağını giy hava soğuk. Of. Tamam anne. Tepemizden jetler geçiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Ölümümün üstünden henüz 5 ay geçmişti ve ülkem 68. doğum gününü kutluyor. Doğum günün kutlu olsun güzel ülkem. Ay yıldızlı bayrağının sonsuza kadar dalgalansın. Adını yücelten insanlarla sağlıklı, mutlu daha nice 29 Ekimlere. 1992 yılı. Ailem yeni yıla bir eksikte giriyorlar. Hülya ve ben yılbaşı sofrasına bayılırdık annem bensiz karşılayacakları yeni yıl için önceki yıllarda olduğu gibi pastalar börekler içli köftelerle donatmıyor yılbaşı sofrasını. O sofra benim ölümümle tarih oluyor. Tombala da es geçiliyor. Milli piyango bileti zaten almazdı babam. Şansa başka yönden ihtiyaçları olduğunu düşünüyor. Oğullarını elinden alan Allah'ın kendilerine başka şanssızlık yaşatmamalarını diliyor. Yeni yıla girmeden önce kıldığı yatsı namazının sonundaki duasında. Yeni yılın ilk haftasıydı. Bir sabah Hansızın toprağın üstü beyaz bir örtü ile kaplandı. Mezar taşıma dek diz boyu kar yağmıştı. Ama toprağın üstünde öyle çok fazla hüküm sürmedi. Güneş, çocukların kardan adam yapıp kızaklarla kaydıklarını görünce bu kadarı kafi deyip birkaç günde icabına bakmıştı Yankar'ın. Hülya'yı pek çok kez şirin çığlıklarına aldırmadan lapa lapa yağan karın üstüne yıkıp yüzüne gözüne karı basmıştım. Annem imdadına yetişip almıştı onu elimden. Şimdi güzel kız kardeşimi karın üstüne yıkan bir sevgilisi var. Bunun için erken değil miydi? Babamın bundan haberi var mıydı? Sanmam. Ben de olmayınca istediği gibi at koşturuyor Hülya. Bir cahillik yapıp bizimkileri üzmez inşallah. Ve yeniden bahar. Rüzgarın bahara özgü o büyüleyici esintisi, kokusu var ya, işte onun yeryüzünde soluduğundan daha güzel olduğunun farkına varmam için ölmem mi gerekirdi? 1994 yılı Ölümümden üç yıl sonra yokluğuma iyice alışmıştı canım ailem. İçinde yer aldığım fotoğraflara bakarlarken artık eskisi gibi gözler bulanmıyor. Bu zoruma gidiyor. Annem ve babamın ellerinde kırışıklıklar ve benler belirmişti. Kisinin elini öpüp alnıma koyduğum dini bayramlarda ellerinin üstünde bu kadar ben vardı da ben mi fark etmemiştim geçen yılki bayram arifelerinde bizimkiler beni ziyarete atlamışlardı. Bu yılki bayram arifelerinde kesin beni ziyaret ederler diye saatlerce bekledim mezarımın başında. Gelmeyince kırıldım onlara. Ne yapıyorlar nasıllar diye çok merak etsem de merakımı bastırdım ve iki ay boyunca eve uğramadım. Beni unutmadıklarını biliyorum her hafta annem ve diğer aile büyükleri sağ olsunlar yesinlerini, fatihalarını aksatmadan gönderiyorlar. 94 yılı 7 Temmuz'u güzel kız kardeşimin 18'ine bastığı yıldı. Ailem iki kurban kesip etini fakir fukaraya dağıttı. Yetmedi biriktirdikleri hatırı sayılır bir parayı da ihtiyaç sahibi fakirlere sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek şekilde gizlice dağıttılar. Allah razı olsun, Allah gönlünüze göre versin diyen her söze tebessüm edip imin dediler. Bunca şey oğullarını, yani beni 18'inde onlardan koparıp alan Allah'ın kızlarını koparmaması, göremedikleri oğullarının mürüvvetini güzel kızlarında görmeleri içindi. O yıl ailem yersiz bir evhama kapılmıştı. Hülya için ne dualar edildi, belanın her türlüsünün ondan uzak durması için ne sadakalar verildi, kıskandım valla. Dünya baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Teknoloji harikası cep telefonları insanların bellerinde yerini alıyor. Bizim zamanımızda zengin insanların altlarında görülen lüks araçlar, daha çok boy gösterir oldu yollarda nur yüzlü babaannelerin ve dedelerin torunlarına anlatacakları insan çarpan cin hikayelerinin yerine akşam haberlerinde lüks araçlarıyla birbirlerine çarpan insan hikayeleri alıyor. Mezarlığımın berduşları rakıları mezeleri ve çalgılarıyla yine çıkıp geliyor, repertuarlarındaki birbirinden güzel şarkılarla mezarlığımızı şenlendiriyorlar. Tükendiklerinde devreye yine külüstür radyoları giriyor. Balkan kökenli kızıl saçlı bir bayanın söylediği şarkı mezarlığımızda yankılandığında sadece beni değil hakkın rahmetine kavuşmuş tüm ölü ruhları duygulandırıyor. Hatta bazı ruhlar parçaya eşlik ediyor. Geri döndüren gördün mü geçmişi? Boşa soldurdun o nazlı gençliği. Bir avuç toprak için yor kendini. Dünyada ölümden başkası yalan. 2009 yılı ölümümün üstünden ne ara 18 yıl geçti anlamadım. Yaşasaydım 2009'un 15 Mayıs'ında 36 yaşında olacaktım. Yolu yarılamış, iş güç sahibi belki de evli ve çocuklu. Ama tüm bunları Hülya yapmıştı. Güzel kız kardeşim, 7 yıl önce tanıştığı makine mühendisi gençle evlenmiş, 4 yıl içinde de biri kız diğeri erkek, iki şirin ve sağlıklı çocukla aileme torun sevgisini tattırmıştı. Erkek çocuğa benim adımı verir diye düşünmüştüm. Ama 18'inde hayattan kopan dayılarının adı uğursuzluk getirir düşüncesiyle vermedi çocuğuna adımı. Sağlık olsun dedim duruma içerleyerek. Senin çocukların mutlu bir şekilde sağlıcakla büyüsün başka bir şey istemem Hülya'cığım dedim. 1993'te İsviçre CERN'deki bilim adamları interneti kamunun kullanımına sunacak bir çalışmayı paylaştılar bu ilerleyen yıllarda dünyanın dört bir yanındaki insanların kolayca birbiriyle iletişim kurması demekti. Buzdağının görünmeyen kısmında ise insanların günahlarının sayısının bir anda üçe beşe katlanmasıydı. Onların çoğunu günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede yarış ederken görürsün. Maide Suresi 62 Öyle de oldu. İlerleyen yıllarda internet birçok eve girince bir tıkla bahis, kumar, fuhuş ve diğer tüm kötülükler kıtalar arası turlamaya başladı. Nefsine hakim olamayı rotasından çıkmaya hazır milyarlarca insanı bir tıkla ayartıp günahlara sürüklemede üstüne yoktu. Evet, bilgiye ulaşma açısından artısı çoktu güzel şeylere vesile oluyordu, ama işin aslı insanların sol omzundaki melekler harıl harıl çalışıyor, sorumlu oldukları kişilerin ahirette taşımakta zorlanacakları günahları defterlerine işliyorlardı. Ve ben ilk defa yeryüzünde gezinenlere artık kıpta ile bakmıyorum. Günahlara kucak açanlara acıyorum. Şundan kesinlikle emindim. Yaşasaydım kendime engel olamayıp yukarıdakilere ayak uydurabilir ve öldüğümde günahlarıma çok daha fazlasını eklerdim. Bu da beni ikinci dirilişimde güç duruma sokardı. Kesin böyle olurdu. Veremeyeceğim hesaplar karşısında soğuk terler dökerdim. Tüm bunlardan beni muaf tutan Rabbimi şimdi bulunduğum berzah aleminden minnetle anlıyorum yukarıdakilerin benim içini dolduramadan veda ettiğim hayatı dolu dolu yaşamaları artık umurumda değil. Önemli olan öldüğün güne kadar olan hayatın içini Allah için uygun bir yaşam tarzıyla doldurmaktı. 2016 yılı Dile kolay 25 yıl geçiyor ölümümün üstünden. Canim annem ve babam yaşlılığın getirdiği zorluklarla mücadele ediyorlar yine de akranları gibi çok ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşmuyorlar. Biraz romatizmalarından yakındılar sağlıklarını soran dostlarına biraz da kışın giribinden. Sadece eskisi gibi arayıp sormayan kızlarına biraz kırgındılar. 2018 yılı Rusya'daki Dünya Kupası maçlarını büyük mağazaların vitrinindeki televizyonlardan izledim. Görüntünün kalitesine hayran kaldım. Kahve kokusu hala kışkırtıcı. Mantar gibi çoğalan kahve dükkanlarından birindeki sohbete kulak misafir oldum. Asırlar önce yaşayan Müslümanların gözünde büyük günahlardan sayılan şeyler şimdikiler için küçük ehemmiyetsiz şeylerdi. İbadetin yeri ayrı, içkinin, kumarın, çapkınlığın yeri ayrı diye kendilerine helaller ve haramlar icat edenleri dinledim. Allah'a inanıyorlardı ama yaşadıkları çağın gereğine göre gayet yumuşak ve sevecen olan bir Allah'tı bu. Allah'a tam bağlanmadan imanla küfür arası bir konumda ibadet ederler. Hac Suresi 11. Ayet tam da onları anlatıyordu. Sonbaharda anneannem ve babaannem birer ay ara arayla öldüler. Perşembe akşamları bana gönderilen yesinlere fatihalara elveda bana en çok Yasin hediye edenlerin ruhlarını birer ay arayla berzahımdan çıkıp beyaz bulutların üstünde karşıladım. Mübarek ellerini bayramlardaki gibi şevkle öptüm. Hasretle kucaklaştık. Mübarek gecelerde bana gönderdikleri berzah bana ilaç gibi gelen Yasin, şefaat edici Teberake suresi ve diğer hediye sureler için onlara teşekkür ettim. Tecrübeli bir ruh olarak korkmamalarını söyledim onlara ama onları şöyle biraz incelediğimde korkmadıklarını anladım. İkisinin de ruhu haddinden fazla neşe saçıyordu gökyüzüne. Ve fazlasıyla güzel kokuyorlardı. Arkadaşlarımdan sadece Selim bizimle paylaştığı hayalinde ötesine geçmişti. Sağlığı yerindeydi ve bu kazandığı milyonların da ötesinde en büyük nimetti. Allah güzel bir eş ve birbirinden güzel iki de çocuk bahşetmişti ona. Ali'nin de işleri tıkırındaydı. Hacettepe işletmeyi bitirdikten sonra yüksek lisans için gittiği Amerika'da Kübalı melez bir kıza gönlünü kaptırıp evlenmişti. O da İstanbul'da eşi ve çocuklarıyla mutluydu. Akrabalarımın dışında bana Yasin hediye eden tek kişiydi Ali. Ondan böyle bir şey beklemezdim. İnce düşüncesinden dolayı canım arkadaşıma minnettarım keşke berzahtaki ilemimde Mehmet ve Sevda içinde güzel haberler alabilseydim. Lise aşkınla evlenmek bazen iyi olmayabiliyor. Oysa cenazemde ikisinin birbirlerine hiç bıkmayacakmış gibi olan bakışları hala hafızamda. Patlatılan sayısız kredi kartları, israfta sınır tanımayan eşi ve annelerini örnek alan çocukları hazin sonunu hazırlamıştı arkadaşımın mallarınızı muhakeme yeteneği zayıf kimselere emanet etmeyin. Nisa suresi, 5-20 yıl süren bir evlilik ve iki çocuktan sonra arkadaşım yüklü bir nafaka ödemeyi kabul ederek boşandı. Emekli olduktan sonra Ali ve Selim ile iletişimine son verdi. Fet telefonunun numarasını değiştirdi sonra evini satıp memleketi aydına yerleşti. Berzahtaki yerimde Mehmet için üzülürdüm. Arkadaşlarımın arasındaki sarsılmaz bağın kopuşuna tanıklık etmek üzücüydü. Gençlik parkındaki çınar ağacının gölgesindeki samimi sohbetin yerinde şimdi yerler esiyordu. Bizimkilere gelince. Altındağ'daki evlerini satıp şehrin dışında göl başında ormana yakın bir ev aldılar. Hülya'nın çocukları serpilmiş, oğlan genç kızların yüreklerini hoplatan bir delikanlıya dönüşmüştü kız ise omuzlarına dökülen kıvırcık saçlarının çevrelediği esmer teniyle olanların ilgi odağıydı. Bana bir Yasin'i çok gören sevgili kız kardeşim, çocuklarının geleceğinin parlak olması adına yurt içinde gitmedik türbe bırakmıyordu. 2020 yılı. 1 Nisan 2020'de berzahtan yeryüzüne çıktığımda ıssız sokaklar caddeler gördüm ve çok şaşırdım. Devriye gezen polislerin yüzü maskeliydi. Bir tuhaflık olduğunu etti. Hoca dünyanın bir salgınla boğuştuğunu bir evin televizyonundan öğrendim. Sokaklar, caddeler kedilere, kuşlara kalmıştı, iyi de olmuştu. İnsanlar eve kapanınca hava haftalar içinde tertemiz oldu. Okyanuslardaki ve ormanlardaki yaban hayatı huzur buldu. Berzahtaki ruhlar 2020 Nisan'dan itibaren sıklıkla izin alıp dünyanın gürültü patırtıdan uzak köşelerinin eşsiz manzaralarının tadını çıkardı. İnsansız bir dünyanın daha nefes alınabilir, daha huzurlu olduğu gerçeğini haykırıyordu sessizlik. Ailemin ve sevdiklerimin bu salgına yenik düşmemelerini diledim. Menfaatlerim söz konusuydu babaannem ve anneannemden sonra bana hediye Yasin gönderen annem babam ölürse, Yasinler bıçak gibi kesilirse berzahtan izin alıp çıkmak öyle kolay olmayacaktı. Benim bulunduğum berzaha salgından nalları dikip gelen çok kişi oldu. Çoğu yaşamın önemini bilmeyen aşı karşıtı ahmaktı. 2023 yılı Şubat'ta ülkem iki büyük depremle sarsıldı. Binlerce kişi öldü ömürleri yıkılan şehirlerin sokak ve caddelerinde geçen berzahtaki ruhlar anılarının geçtiği yerlere uzunca bir süre gitmediler, anılarının yasını tuttular. Ne alınamayan küresel ısınma denen illet kuraklığı tetikliyor. Güzelim göller, neşeyle akan akarsular kuruyor, hayvanlar ölüyor ekolojik denge bozuluyor ve bunu bir avuç insan dert ediyordu. 8 milyar gibi dehşet bir rakamı aşan dünya nüfusunun içindeki elit bir avuç insan. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde bozulmalar meydana geldi. Omulur ki geri dönerler diye Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırır. Rum suresi 41 küresel ısınmanın getirdiği tüm olumsuzlukları tatmalarına rağmen yine de geri adım atmadılar. Kendilerini değiştirmedikçe bir şeylerin değişmeyeceği gerçeğini göz ardı ettiler. Azap için sebeplerin oluşmasını bekleriz. Çünkü koyduğumuz kural gereği bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe, ahlaken bozulmadıkça, Allah o toplumun durumunu değiştirmez. Onlara azap etmez. Rad Suresi, 11 Bir karıncanın ayak seslerini işiten Allah, toplumların yaşadığı hayat tarzını görüyor, konuşmaları işitiyor, kullarının düşünce ve amaçlarını biliyor ve ona göre değerlendiriyordu sapık ilişkilere bırakın tepki göstermeyi saygı duymak gerek diyenler, kamu kaynaklarını talan edenlere seyirci kalanlar, eğlence düşkünü insanlar, zayıflara ve hayvanlara zulmedenler haliyle ahlak yoksunu idareciler tarafından yönetiliyordu. Mezarımı ziyaret ediyorum, üstündeki otları bahar yağmurları 34. kez yaşartıyor. Şevkle öten serçeleri dinlemek yine de güzel. Ölmeyip, 20 Mayıs sabahına kaldığım yerden devam etseydim bugün 52'imi devirmiş olacaktım. Şundan kesinlikle eminim. Yukarıda helali haram ayrımı yapmaksızın yaşayan güruhtan hiçbir farkım olmazdı. Birazcık ömür bahşetseydi Rabbim, hayattaki rolümde dini ve ahlaki sorumluluklarımı gözeterek yaşar mıydım? Sanmıyorum üsttekilere ayak uyduracak, onlardan biri olacak belki de öldüğümde yerin altına şimdikinden çok daha fazla günahla girecek ve berzahtaki yaşamında daha çok azap duyan bir ruh olacaktım. Mezarın dışındakiler mezarların içindekilerin pişman olduğu konular için birbirini yerler diyen Alman göte fazlasıyla haklı çıkmıştı. Mezarlığımızın çevresinde 60 yılını deviren 3 katlı apartmanlar 2 yıl önce yerle bir edilmiş ve yerlerini gökyüzüne burnunu sokan apartmanlar almıştı. Çok büyük parklar ve gösterişli alışveriş merkezleri birkaç yıl içinde yaşadığım şehrin pek çok noktasında boy gösteriyor. Ama tüm bunlar aç gözlü müteahhitleri kesmiyor olacak ki ağızları sulanarak mezarlığımıza bakarken buluyoruz onları böyle değerli bir arazi hiç ölülerle doldurulur muydu? Güç yetirseler kemiklerimizin üzerine gökdelenleri zevkle dikecekler. Çorumlu Mehmet mezarlığımıza defnedilen son ölü oluyor. Diriliş günü bizlerle mahşere yürüyecek son kişi. Bitlisti'nin mezarının yanına çocuklarının diktiği ağaç fideleri göğe boyatıyor. Mezarımı ziyaret ettiğimde dağların arasında gizlenen kuşların ötüşünü ve çırtkan saksanların şamatasını işitiyorum. Bence mezarlıklara daha fazla ağaç ve çiçek dikilmeli. Dikilmeli ki serçelerin şarkısını arıların vızıltısını daha çok dinleyelim. 2041 yılı 2041 yılının 12 Nisan'ında annem 70 yaşında vefat ediyor annemin ruhuyla gökyüzünde buluşup hasretle kucaklaştık. Dünyada iken öptüğüm o mübarek ellerini öpücüklere boğdum. Konuşuyoruz, Hülya'dan onun çocuklarından ve diğer akrabaların kulaklarını gökyüzünden çınlatıyoruz. Annemi, sohbetini sandığımdan çok daha fazla özlediğimi anladım. Bana gönderdiği Yasinler için ona sonsuz teşekkürlerimi ilettim annemi şehrin çok dışında açılan yeni bir mezarlığa gömüyorlar. Babam annemden iki yıl daha fazla yaşıyor. Eceli onu bir yaz akşamı bastonuyla gezindiği parkta kalp krizi şeklinde yakalıyor. Babamı karşılarken bu kez yalnız değilim yanımda annem de var. İkimizde yaşadığımız farklı berzahlardan çıkıp, annemin berzahı gökyüzünün ikinci katındaydı, o kocasını ben babamı coşkuyla karşılıyoruz. İkisinin de bana dünyada olmadığı kadar sımsıkı sarılışlarını asla unutmayacağım. Biz üç ruh gökyüzünün eşsiz mavisine eşlik eden beyaz bulutların gölgesinde dünyadayken bedenlerimizin içinde ettiğimiz sohbetten daha fazla zevk alıyoruz. Babam da annemle aynı mezarlığa gömülüyor. Yeni nesil eğlence odaklıydı. Çoğu firavun soyundan farksızdı, duygusuz, hissiz ve merhametten yoksunlardı her ölünün soyundan gelen nesil berzahtaki ruhlar için tam bir hayal kırıklığı. O ruhlarımızı neşelendiren bize huzur veren hediyeleri hiç göndermedi torunlar. Yasinlerden fatihalardan hiç nasiplenmedik. Aslında onların suçu yoktu. Suç ailede aileler harama fazlasıyla bulaştıklarından ve karınlarındaki bebeklerini haramla beslediklerinden midir nedir çakal, tilki, sırtlan karakterli çocuklar doğuyor ve o çocuklar büyüdüğünde yiyip içtiklerinin bir yansıması olarak anlayışsız insanlara dönüşüyor, terör, kaos ve zulümlere neden oluyorlar. Hülya ve çocuklarından Yasin'e Fatiha yönünden umduğunu bulan bir ruh değilim. Ama böyle bir şeye de hazırdım zaten. Hayal kırıklığına uğradım desem yalan olur. Oğlan avukat kız ise iç mimar çıkmıştı Hülya'nın. Yeryüzünde soyumuzu devam ettiren kız kardeşim çocuklarını evlendirmişti. Her ikisi de birer yıl arayla evlenmiş birkaç yıl arayla da çoluk çocuğa karışmışlardı. Berzah aleminde yeryüzünde bıraktıkları kızlarından ve torunlarından beklenti içinde olan annem ve babamın hayal kırıklıklarını tahmin edebiliyorum torunların bir abdest alıp ruhlarına armağan edilecek sureleri göndermeleri yarım saatlerini alırdı. Haftada bir gün, o da yarım saat hayatlarında yer alamamak bu ilem için torunlarına bir Yasin için bel bağlayan aileme çok koyuyor. Kızları konusunda gerekli manevi yatırımı yapamayan, bu konuda yetersiz kalan ailem Allah'a bunun hesabını verecek olmanın endişesiyle ürperiyor. Aslında bu konuda ilk hayal kırıklığına uğrayan bendim. Hülya'dan mübarek cuma günleri bir Yasin beklerken avucumu yalamıştım. Bu nedenle çocuklarından da bir beklentim olmadı. Armut dibine düşer misali çocukları da kendine çekti Hülya'nın. Oysa Berzah'ta o çocukların doğum haberini aldığımda sevinçten havalara uçmuştum. Yeryüzünde soyumuzdan olan her doğum Berzah'taki biz ruhlar için gurur kaynağıdır. Çünkü onlar yalnız yeryüzündeki ailelerinin ve ülkelerinin gelecekte bel bağladıkları kişiler değildir. Büyüdüklerinde bizlere yasinler fatihalar gönderecek umutlarımızdır. Umutla yasin bekleyen ruhlara bunu çok gören torunlar neye yarar? Hayal kırıklığıma rağmen onları kesinlikle suçlamam. Çünkü ben de benden beklentileri olan akraba ve dost ruhları hayal kırıklığına uğratmış bir ruh olarak bu ileme göçmemiş miydim? Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar, arzu onları oyalasın ileride bileceklerdir. Hicr suresi 3 zevk ve eğlenceye odaklı zaman yeni nesle biz ölülerini değil ölümü de unutturdu. Aslında bozulma benim çağımda başlamıştı da ben farkında değilmişim. Eğlence, israf ve çılgınca sevişmek yeni neslin yaşam tarzıydı. Havada uçan arabalar, konforlu yatlar, akıllı evler biat edilen yeni tanrılardı üstelik evren köşe bucak keşfedilmişken. İnsanlar cinsellikte haddinden fazla oyalanıyor. Cinsellik helal eşlerle sınırlı kalmıyor. Kendi eşi ve çocuklarıyla ilgilenmek, onların sorunlarıyla haşır neşir olmak eşleri kesmiyor. Yoğun iş temposu onları bedenen ve zihnen yorgun düşürmüyor. İyi besleniyor, aldıkları vitamin haplarıyla esrarengiz bir biçimde azgınlaşıyor meşru olmayan heyecanlar arıyorlardı. Oysa kişinin karşısındakini gözünü kırpmaksızın öldürmesinin nedeniydi zina, tarlalardaki rızıkları talan eden böcekler ve önüne kattıklarıyla büyük yıkıma neden olan serlerin sebebi de alenen işlenen zina idi. Zinanın cirit attığı şehirlerde aşk denen o muhteşem duygu yaşanmaz oldu. Sadece filmlerde senaryo gereği vardı aşk. Yeryüzündeki insanlara en güzel aşk filmlerini çektiriyor ama filmlerdeki o güzel duyguları samimi bir şekilde yaşayıp tatmalarına izin vermiyordu Allah. Kalpleri birbirine ısındıran ancak Allah'tır. Enfal suresi 63 çok özel kullarının kalplerini birbirine ısındırıyor. Aşk gerdek gecesi biter diyen Arap atasözünün aksine bu güzel duyguyu ölünceye dek tattırıyordu. Somon balıklarının doğdukları yere yumurtalarını bırakmak için kollara ayrılan derenin suyunu koklayarak ulaştıklarını okumuştum. Bu onların binlerce yıl yaptıkları bir şeydi. Artık yeryüzündeki insanlar günahlara giden yolların kokusunu ayırt edebilme yeteneğinden yoksundular. Namaz kılanlara, oruç tutanlara sokulan şeytan, namaz kılıp oruç tutuyorsun ama bak kılmayıp tutmayanlar nasıl da refah içinde yüzüyor? en güzel arabalar altlarında, en güzel denizlerde kulaç atıyorlar, para pul hep onlarda hayatın tadını bak nasıl çıkarıyorlar sense sürünüyorsun beceriksiz diye fısıldıyor. İnsanlar şeytana kanıyor. Ödül için namaz kılıp oruç tutanların dualarına imin der mi melekler? Şu ayetler göz ardı edilir mi? Günahkarların refah içinde diğer diğer dolaşması seni aldatmasın. Ali İmran suresi 196 Bu dünya hayatında biz onların peşine bir lanet taktık. Kasas suresi 42 Her günahkarın bir laneti var. Bu lanette farkında olmaksızın yaşıyorlar. Basit insanlarla düşüp kalkmak içlerindeki heyecanı tutkuyu kaybetmekte bir lanetti küfredeni dahi rızıklandırır da hayattan biraz nasip aldırırım, sonra da onu ateş azabına uğratırım, orası ne yaman bir duraktır. Bakara Suresi, 126 Kimsenin kendi görüşünden olmayana tahammülü de yoktu. Nefrette bakıyorlardı kendilerinden olmayanlara. Allah isteseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Maide suresi 48 ama yapmadı. Yapsaydı her şey çok sıkıcı olmaz mıydı? Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması onun varlığının ve kudretinin delillerinindir. Rum suresi 22 bakın Şems bu ayeti nasıl yorumluyor? Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi hiç şüphesiz öyle yapardı farklılıklara saygı göstermemek kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak hakkın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. 2045 yılı Yasin Fatiha gibi hediyeler eski sıklıkta gelmediğinden berzahtan izin alıp yeryüzüne çıkmam eskisi gibi kolay değil. Dünyada ve güzel ülkemde neler olup bittiğini yeryüzünü ziyaret eden Yasin ve Fatiha'sı bol olan berzahtaki arkadaşlarımdan öğreniyorum. Anlatılanlara bakılırsa yukarıda yapay zeka çağı başlamış. Robotlar tüm protestolara rağmen fabrikalarda boy göstermiş. Arabalar, uçaklar, beyaz eşya, mobilya onlardan sorulur olmuş. Eleştirilere kulaklarını tıkayan patronlar durumdan bir hayli memnun. Çünkü robotların sigorta, rapor, sendika, girev ve yemek derdi yokmuş. Oh mis gibi, sabah 8'de start akşam 5'te stop. Bir patron daha ne ister? Yapay zekalar aşka da el atmış. 2021'de vizyona giren, tam sana göreyim, filmi gerçek olmuş. Yalnızlıktan nefret edenler ve aşkta hayal kırıklığına uğrayanlar aradıklarını kendi kriterlerine uygun üretilen erkek ve kadın yapay zekalarda bulmuş. Onlarla dertleşip, kollarına takıp romantik yürüyüşler yapmış, birbirlerinin gözlerinin içine aşkla bakıp yemek yemiş, şerefe kadeh kaldırıp sevişmişler. Ama bir yere kadar. İşin aşk kısmı bir süre sonra error vermiş, hevesler alınınca, aşkta bir çatışma olmayınca sıkılmış insanlar ve yapay zekalar cinayete kurban gitmiş. Kimse bunun için cinayetten yargılanıp kodesi boylamamış uzun bir süre yukarı çıkmamakla pek çok şey kaçırmıştım. 2071 yılı Berzah ileminde 80 yılımı geride bırakmıştım. Yılları devirmeme rağmen yine de bu ilemde asırları deviren ruhların yanında kıdemli sayılmam. Yeryüzüne bana tanıdık gelmeyen sokaklara eskisi kadar sık inemiyorum, malum o eski yasinler fatihalar yok ve kız kardeşim Hülya, o da hayata gözlerini yumuyor, zamanla torunlarının alay konusu olmuş en sonunda oğlunun karısı, o çok güvendiği gelini tarafından hor görülmeye başlamıştı. Biricik kızı da sudan bahanelerle ona sırtını dönmüştü. Şehir dışında çam ormanıyla çevrili modern huzur evinin odasında elindeki cep telefonunun galerisinde doyamadığı çocukları ve torunlarının resimlerine hüzünle bakarken tıpkı babamızda olduğu gibi kalp krizi şeklinde gelmişti Ecer. Kız kardeşimin ruhunu gökyüzünde karşılamaya gitmedim. Kırgındım ona. Yaşadığı uzun ömürlü hayatında beni yok saymış, bana bir yasini çok görmüştü. Şimdi o da berzahtaki yaşamında hatırı sayılır bir servet bıraktı çocuklarından yasine Fatiha beklentisi gerçekleşmeyecek ve derin bir hayal kırıklığına uğrayacaktı. Annem ve babam onu karşılamaya gittiklerinde ise belli etmediler ama derin bir hayal kırıklığına uğradılar. Kızlarının ruhu siyahlara bürünmüştü. Bu kadarını beklemiyorlardı. Vedalaşıp uzaklaştıklarında annem ve babamın kadim ruhları sanki karalar bağlamıştı. Babam suçu hayırsız damada atıyor. İyi bir damat kazanılmış bir erkek evlattır kötü bir damatsa işte böyle kaybedilmiş bir kız çocuğudur. Biz sadece kızımızı kaybetmedik sanki ahretimizi de. Sus, dedi annemin ruhu, lütfen sus. Birkaç yıl içinde benim zamanımda yeryüzünde yaşam süren herkes ölüp toprağın dibini boyluyor. Ben öldüğümde doğan bebekler ölüyor. Bunun bana hissettirdiği gerçek oldukça tuhaftı, hayata dair çok şey kaybetmediğimi düşündüm hayat, ölenlerin gerideki varisleriyle sürüyor. Nüfus 1900'lerin başında 1 milyar civarındayken şimdi dolu dizgin 12 milyara doğru koşuyor. Yoksulluk, açlık, bölgesel savaşlar yine var. Kahvaltıya aya gidenler İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye ne bir delile ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. Haç Suresi, 8 Allah'ın kendilerine bahşettiği akılla evreni köşe bucak keşfedenler onun kudretine şapka çıkarmak şöyle dursun düzenini sorgulama cüretinde bulunuyorlar. Neden bazı insanları yoksulluğun pençesinde kıvrandırıyor? Neden günahkarları dünya malına boğacak kadar zengin ediyor? Neden sapasağlam insanları sakat, günahsız çocuklar özürlü bırakıyor? Oysa insan yaratıcısının kendisine bahşettiği akılla onun yaptıklarını yargılayacak çapta bir varlık değildi. Allah peygamber olarak seçtiği Hazreti Musa'ya bile bu ilmi vermemişti. Sapa sağlam bir geminin tahrip edilişini, bir çocuğun öldürülüşündeki hikmeti Hızır'dan öğrenmişti Musa. İç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Kehf Suresi, 68 insanlar Hazreti Musa gibi hakkında bilgisi olmayan şeyler karşısında yaratıcıları hakkında atıp durdular. Bunun sonucunda ateistik putperestlik tuhaf bir biçimde yine revaçtaydı. Manevi yönden hiç bu denli fakir düşenleri sırtlamamıştı dünya. Çoğu insan şu ayette geçen bedevilerin modern kılıklılarıydılar. Bedeviler iman ettik dediler de ki siz iman etmediniz. Ama İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Hucurat Suresi, 14 kalplerine iman yerleşmeyip sadece İslam oldukları için, en olsun ki biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallarınızdan eksiltmekle imtihan ederiz, Bakara suresi 155 ayeti gereği servetlerinden bir kısmını yitirince ya da ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşınca korkuya kapılıyor, uykuları kaçıyor, bunalıma giriyorlardı. Hal böyle olunca da imtihandan çakıyorlar ve şu ayetteki gerçek gün yüzüne çıkıyordu. İnsanlardan kimileri Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir yardım dokunursa bununla pek memnun olur. Eğer başına bir kötülük gelirse çehresi değişir, dinden yüz çevirir. Hac suresi 11. Babamız idemden sonra insan ile şeytan arasında kıyamete dek sürecek bu amansız savaşta farkın insan aleyhine hiç bu kadar açıldığı bir asır olmamıştı. Allahı unuttuklarından dolayı Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kişilerden olmayın. Haşr suresi 19 ilahi rahmetten kovulmuş bu insanlar ellerini açıp dua bile edemiyordu. Bu durum zenginlik içinde yüzenlere bile ölünceye kadar kene gibi yapışan kan emici bir huzursuzluk ve hayattan tat alamama duygusu olarak kendini gösteriyordu. Tüm bunlara rağmen gözünü haramdan sakınan, nefsini şehvetten koruyan ve helalinden yemeği kendine ilke edinen insanlar da yok değildi. Allah'ın onlara ödülü ise göz kamaştırıcıydı. Bu ödül bazı kullarına ilmin yollarını açmak olurken bir başkalarının ödülü ise kalbinin nurlanması ve bu nur aracılığıyla bilgilerin hakikatlerinin kalbe dolması oluyor. Kalbe dolan bu bilgiler vakit kaybetmeksizin birbirleriyle iletişime geçiyor ve kalp gözü açıklığı denen şey ortaya çıkıyordu. Dünyadan berzah alemine göçen bu kişilere nasıl gıpta ile baktığımı, nasıl kıskançlık krizlerine girdiğimi anlatamam size. 2100 yılı. 2100 yılında yeryüzünde 15 milyardan fazla insan geziniyor. Berzah'ta bir asır deviren bir ruh olarak dünyada yaşananlara bakıp aynı şeyi defalarca düşünmeden edemiyorum. Ömrüm uzun olsaydı, şöyle 80'li yaşları görseydim, omuzlarımda daha çok günahla buraya göçerdim. Ve gerek berzahtaki yaşamında gerek kıyametten sonraki yaşamında zor bir süreç beni bekliyor olurdu. Berzah ilemimden dünyada olup bitenlere tanık oldukça genç yaşta ölmekle dünyada kaçırdığım şeyler için çok üzülmüyorum. Üzülmüyorum çünkü kahrolası kapitalist sistemin bir kölesi olurdum. Eşimin ve çocuklarımın isteklerini yerine getirmek, onları mutlu etmek adına kazancın haram olanına yönelebilirdim. Riyakır, içten pazarlıklı bir şerefsiz, çıkarları için onurunu satan bencil bir adı olarak anılabilirdim. Evet, yaşasaydım pek çok hanım olacağı kesin. Ama sırf uzun bir yaşam için toprağın altına sayısız günahla girmeye değer mi? Dünyanın nimetlerinden paylarına düşen kadar zevk sürdüler. Sizden öncekiler kısmetlerine düşen kadarıyla nasıl zevk sürmek istedilerse siz de onlar gibi kısmetinize düşen kadarıyla zevk sürmeye baktınız. Siz de sizden önceki batağa dalanlar gibi batağa daldınız. Enfal suresi 69 Yaşasaydım irademe nefsime söz geçiremeyip benden önce batağa dalanlar gibi batağa dalar mıydım? Kesin dalardım. Dünya artık kederle dönüyordu. Kendisini sömüren insanlara karşı eskisi kadar hoşgörülü değildi. İnsanların ahlakı değiştiği gibi onun da dönüşü değişmişti. Bilim adamları onun daha hızlı döndüğünü ispat etmişlerdi ama bir şeyi atlamışlardı. Dünya kendi ekseni ve Güneş'in etrafındaki eski heyecan verici coşkulu turlarından artık çok uzaktı. Artık dağlarında kuşların bile şevkle şakımadığı bir dünya vardı. Asırlar önce içinde yaşattığı ünlü bir şairin dediği gibi, eskiden göğe çıkanlar vardı zikirden kanatlarla, şimdi de çıkanlar var betonarme katlarla. Dünya mavi gökyüzüne zikirle kanat çırpan ve kendisinin güneşin etrafında coşkuyla dönmesine vesile olan o insanları özlüyordu, dev gökdelenleriyle gökyüzüne burnunu sokan, ne oldum delisi kibirli insanlardan bıkmıştı. Ormanlarını talan edenlerden, akarsularını kurutanlardan, hayvanların yaşam alanını yok eden ve birkaç dolar karşılığında onları zevk için vuranlardan intikamını almaya kararlıydı. Yo hayır bu kadar aşağılık varlığı üstünde barındıramazdı. Bunun bir sonu olmalıydı.